Daha önce 3 evlilik yaptım. Hiç yüzüm gülmedi. En sonuncu bu eşimde yüzüm güldü. Tam da mutluluğu yakaladığını düşünürken bu kez evlat hasretine düştü. Önceki eşimden bir çocuğum oldu. Şu an 2 yaşında onu göremiyorum. Eski eşi çocuğunu göstermiyor. İstediğin zaman görebilirsin dedi. Evladımı benden kopardı. Kızımı çok özledim. Kızımı benden kaçırıyor. Telefonunu değiştirmiş. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Tek istediğim evladıma kavuşmak. Mustafa, sana sesleniyorum. Evladımı benden ayıramazsın. Neyse sorunun, gel burada yüzleşelim. Eski eşi iddialara yanıt verecek mi? Ayşe evladına kavuşabilecek mi? Birazdan. İlk zamanlar işte benim ailem istemiyordu. İki çocuğu olduğu için istemiyordu. Ben dedim siz sesinizi çıkarmayın. Ben varım. Neydi sorununuz? Evlendikten sonra değişmeye başladı. Kandırıldı, boşandı. Karısı çocuğunu da alıp gitti, başkasıyla evlendi. Anlaşmalı bir boşanma yaparım, yazak olur, geri tekrardan evleniriz. Gençliğimi acıyorum ben. Antalya'ya yaradım, ben bu kadına yaramadım. Yani öyle bir insan ki, ipteki adamı ipten alır, ipe gitmeyecek adamı ipe götürür. Damadım haklı. Peki düşman. Çocuklar sana mı baba diyordu? Ben kendine kızına kızım derdim, oğluna oğlum derdim. Mehmet doğru söylüyor. O çocuğu alıp sizden ricam, babasına teslim edin. Onun iki çocuğu var. Bakarsa ona yeter. Eşi iddialara yanıt verecek mi? Mehmet bir yıldır görmediği evladına kavuşacak mı? Birazdan. Kardeşim intihar edecek bir kapasiteli bir çocuk değil. Bunun sonu cinayet. Öldürüldü eminim. Ekrem Türk Dönmez 43 yaşındaydı. 2014 yılında ölü bulundu. Cesedin yanında silah vardı. İntihar denildi ancak ablaları öldürüldüğünü düşünüyor. Kardeşim solaktır. Solak ama sağ elinle. Ve de barut izi çıkmamış. Cebinden çıkan notta ne yazıyordu? Mektupta benim ölümümün sebep eniştem, ablalarım. Kardeşimi ya zorla yazdırdılar ama onun yazısı değil yani kardeşimin. Miras yüzünden öldürülüp intihar süsü mü verildi? Babamdan kalan mallara hem üzerine oturdular, kiraları alıyorlar. Kiraları kimin aldığını bilmiyoruz. Ablaları kimlerden şüpheleniyor? Gelinimiz ve kızları panik içindeydiler. O da gelsin, yüzleşelim. Bizim gelinimiz de girip çıksın, bizim gibi konuşsun. Soru işaretleri, şüpheler, karşılıklı suçlamalar. Erdem Türk Dönmez cinayete mi kurban gitti? Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Haftanın son gerçeğin peşinde programından, star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Efendim her zamanki gibi güzel dileklerim sizler için. Nerede izliyor olursanız olun, yurt içinde, yurt dışında bizi izlerken hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum, bolluk, bereket diliyorum efendim yuvanızda, evinizde, hayatınızda. Ve Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Amin diyorlar. Herkes amin diyor bu duaya. Gerçekten öyle. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Efendim size de iyi günler diliyorum. İyi, günler, iyi programlar diliyorum. Sevgili seyirciler, çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde bir duyuruyla, bir olayla başlamak istiyorum. Çünkü ekibim şu anda Afyon Karahisar'da, muhabirimiz Murat Sönmez bizi bekliyor. Bağlanmak için fotoğrafta gördüğünüz Ayşe Çepel hanımefendi 78 yaşında ve kendisi kayıp ama şüpheli bir kayıp. Çünkü detayları bize Murat Sönmez anlatacak. 30 Eylül 2022 tarihinde eşini hastaneye götürmüşler. Ayşe Hanım da gece saatlerinde taksiyle Afyon Karahisar Gedikevi köyüne gitmiş. Sonrasını burada arama çalışmalarını görüyorsunuz. Onunla ilgili haberi de görüyorsunuz. Gerisini bize Murat Sönmez anlatsın. Murat'cığım, Ayşe Çepel kayıp ama gözaltılar var. Bu ne anlama geliyor yani?
Evet, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi şüpheli bir kayıpla karşı karşıyayız. 30 Eylül tarihinde Ayşe Çepel, eşi Ali Çepel'i Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüyor eşi rahatsızlandığı için. Ve Gedikevleri köyünde yaşıyorlar. Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesi Gedikevleri köyünde yaşıyor. 30 Eylül tarihinde gün içerisinde eşi Ali Çepel'i hastaneye götürüyor. Akşam saatlerinde ise gece geç saatlerde diyebiliriz 1.30 civarlarında komşu köylüsü bir araçla birlikte köye geri geliyor Ayşe Çepel ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi 3 gözaltı var. Bu 3 gözaltı çok önemli çünkü ertesi gün Ayşe Çepel'i gördüğünü iddia eden 3 kişi gözaltına alınıyor. Şunu da söyleyebiliriz, gözaltı sayısı 4 de olduğu konuşuluyor ama 3 kişinin kesin net olarak söyleyebiliriz. Bu 3 kişi bir gün sonra Tepeköy denilen yaklaşık 6,5 kilometre ilerideki bir köyde Ayşe Çepel'i gördüğünü iddia eden 3 kişi. Bu 3 kişi gözaltına alındı ve şu anda ifade süreçleri devam ediyor. Emirdağ Savcılığında ifade süreçleri devam ediyor. Bunlar çelişkili ifade verdikleri için ve bir gün sonra gördüklerini belirtip daha sonra görmedik diyorlar. Önce gördük diyorlar, sonra görmedik diyorlar. Çelişkili ifadelerin doğrultusunda bu 3 kişi gözaltına alınıyor. İsterseniz olay süreç nasıl başlıyor, nasıl işliyor bunu da size aktarayım. Az önce de söylediğim gibi eşi Ali Çepel'i hastaneye götürüyor Ayşe Çepel. Komşularıyla birlikte, komşusunu taksiyle birlikte götürüyorlar hastaneye ve bir süre sonra Ali Çepel'in Afyon Karahisar'a sevki gerçekleşiyor ve bu sevkin ardından da Ayşe Çepel komşusunun taksiyle birlikte köyüne geri geliyor. Yaklaşık 1.30 civarlarında araçtan iniyor ve evine gitmiyor. Ertesi gün 3 ayrı kişi Ayşe Çepel'i yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıktaki komşu köy Tepeköy'de gördüklerini iddia ediyorlar. Daha sonra görmedik söylüyorlar ve yaklaşık 30 Eylül tarihinden itibaren de köyde arama çalışmaları sürdürülüyordu. Jandarma arama kurtarma timleri ve yine AFAD ekipleri, gönüllülerle birlikte köylüler 30 Eylül tarihinden itibaren o bölgede Ayşe Çepel'i aradılar ama hiçbir ize rastlamadılar. Bu 3 kişinin vermiş oldukları çelişkili ifadeler doğrultusunda dün jandarma tarafından gözaltına alındılar ve gözaltı süreci şu an için devam ediyor. Henüz ifade süreci devam ediyor. Resmi olarak bir gözaltı süreci başlamış durumda ama şunu söyleyelim, henüz Ayşe Çepel'in başına ne geldi bununla ilgili net ve somut bir şey yok. Ortada yok. Ayşe Çepel'li arama çalışmaları bir taraftan da sürüyor. Jandarma tarafından arama çalışmaları sürüyor. Dediğimiz gibi komşu köy, Tepeköy dediğimiz o bölgede 3 kişi sadece gördüğünü ifade ediyor. Onun dışında hiçbir şekilde Ayşe Çepel'den yaklaşık 2 haftadır hiçbir şekilde haber alınamıyor. Muratçığım, cinayet şüphesi üzerinde duruluyor mu? Evet, kesinlikle, çünkü bu bölge içerisinde bulunmadığı için ve çelişkili ifadeler de olduğu için cinayet şüphesi üzerinde duruluyor diyebiliriz. Peki Murat, bu 3 kişinin Ayşe Çepel'le yakınlığı nedir? Hiçbir şekilde bir yakınlıkları yok aslında. Bunu söyleyebiliriz. Sadece komşu köyde bulunan bu 3 kişi. Hiçbir şekilde bir yakınlıkları yok. Ayşe Çepel'in oraya gidebilme ihtimali de yok. Bunu da söyleyelim. 6,5 kilometrelik bir yol ve gece 1.30 civarlarında yaşadığı evin önünde iniyor araçtan. Daha sonra evine gitmiyor. Bu 6,5 kilometreyi yürüdüğü iddia ediliyor. Bu 3 kişi yaklaşık o 6,5 kilometrelik mesafenin ardından görüyorlar Ayşe Çepel'i. Peki, teşekkür ederim Murat. Bu arada ekibim hafta sonu da işte burada, yani Ayşe Çepel'in kaybolduğu nokta olan Afyon Karahisar Gedikevi köyü civarında araştırmalarına devam edecek. Jandarma da zaten Ayşe Çepel'i 15 gündür hiçbir izine rastlamadılar ama arama çalışmaları devam ediyor. Size şu kadarını söyleyeyim, cinayet ihtimali üzerinde de duruluyor diyorum. İnşallah değildir. İnşallah hafta sonunda Ayşe Çepel bulunur. Ama dediğim gibi ekibim orada. Bir başka Ayşe Hanım bugün var stüdyomda. Onu da sizinle tanıştırayım. Ayşe Martı 28 yaşında. Isparta'dan geldi. Onun hikayesi de anlattıkça şaşıracağınız, değil mi? Evet. Ayşe, şaşıracağınız. Bazen Ayşe'ye belki kızacaklar sana birazcık da. Her şeyi göze almak lazım Ayşe. Yani ben evlatlarım için her şeyi göze alırım. Yani kızacaklar derken, ya niye yaptın böyle Ayşe diyecekler. Kızmak ne haddimize de. Peki Ayşe Martı'yla başlasın programımız o zaman.
Daha önce 3 evlilik yaptım, hiç yüzüm gülmedi. En sonuncu bu eşimde yüzüm güldü. Tam da mutluluğu yakaladığını düşünürken bu kez evlat hasretine düştü. Önceki eşimden bir çocuğum oldu. Şu an 2 yaşında onu göremiyorum. Eski eşi çocuğunu göstermiyor. İstediğin zaman görebilirsin dedi. Evladımı benden kopardı, kızımı çok özledim. Kızımı benden kaçırıyor. Telefonunu değiştirmiş, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Tek istediğim evladıma kavuşmak. Mustafa, sana sesleniyorum. Evladımı benden ayıramazsın. Neyse sorunun, gel burada yüzleşelim. Eski eşi iddialara yanıt verecek mi? Ayşe evladına kavuşabilecek mi? Şimdi. Ayşe, dediğim gibi 28 yaşında ilk evliliğini 18 yaşında yapıyor, 17 yaşında yapıyor. Evet. Ve 11 yıla aslında 4 tane çocuk sığdırmışsın 11 normalde yıla. Normalde 5'te bir tanesi öldü, yaşamadı hocam. Evet, başın sağ olsun. Sağ olun. Şimdi Ayşe Mart'ı önce bir tanıyalım. İlk evliliğini 2010 yılında Halil İbrahim K ile yapıyor. Dayının oğlu, doğru evet, mu? Evet, dayımın oğlu. Dayının oğluyla 3 sene evli kalıyorsun. Bir tane çocuğunuz var. Evet. Niye ayrılıyorsun ilk evliliğinden? Niye ayrılamıyoruz? İlk zamanlar evliliğim çok iyiydi Serap Hanım. Sonra benim belirli bir hastalığım meydana geldi. Sonra anlaşamadık hastaneye. O sıralar Oğuz Hanım'a hamileydim. Hastaneye... İkinci çocuğuna, hayır birinci evet. çocuğuna hamileydin. Hastaneye yattın. Evet, orada hamile olduğum için doktor hani mecburiyetten yatman gerekir dedi. Tedavi uygulamamız gerekiyor dedi. Hastaneye beni yatırdılar. Hiç beni arama, sorma, hiçbir şekilde ilgilenme yaptırdı. Mesela 3 ay içerisinde bir kere gelmişliği oldu. 3 ay yattın hastanede, aynen. kocam bir kere geldi. Evet. Bir de bebek bekliyorsun o sırada. Aynen, hem de hamileyim. Buna doktorlarım bile dahil, şahitler. Ben bu süreçte çok psikolojik şeysi geçirdim yani, psikolojik sorunlarım oldu. Psikolojim bozuldu yani. Aynen, çok... Ama hastaneye yatma sebebi bir psikolojik sebepler değil. Tabii. Kadınsal aynen. hastalıkları sebebiyle 3 ay hastaneye yatıyor. Aynen. Onlar gelmeyince kendi annem geldi yanıma. O sıralar hani bayağı bir şeydim, hastalığım bayağı bir yoğundu. Kendi annem yattı. Sonra biraz serumların, ilaçların tedavisiyle biraz kendime geldikten sonra annem eve gitti. Ben sürekli mesela kapıdan bakardım, acaba eşim gelecek mi, acaba arayacak mı ki diye. Telefonun başında çalardı. Telefon çaldığı zaman sevinirdim beni aradı diye. Fakat o aramazdı, başkası arardı. Annem buna sorduğunda, oğlum niye gelmiyorsun, hani bu çocuğun, hani kızımın şeysi sensin, seni istiyor yanında dedi. Kusura bakma hala da dedi, benim başka şeylerim ne olacak dedi, biraz bu değişik bir şey. Yani şöyle, senin hastalığın sürecinde hastaneye yatmadan önce de eşinin sana sadık kalmadığını anlatmışsın. Evet, sadık kalmadı. Rahatsız, hasta, kendi canıyla uğraşıyor. O arada iddiana göre eşin sadık kalmıyor sana. Sen bunları fark ediyor muydun yani? Fark ediyordum hocam. Akşamları falan evde yattığım zaman, mesela ben köyde olduğumuz için hani erken yatıyorduk. Bilgisayarın başında başka kızlarla konuşurdu, şey yapardı. Neden yapıyorsun diyordum. Mesela ben onu affedersin, bana avratlık mı yapacaksın diyordu. Herkes nasıl yapıyor, benim de hakkım var derdi. Ben annem gile babam gile çok içimi... Yani herkes. Yani sağlığı bozuk bir kadına... Neyi kastetmiş onu? İşte yani hoş bir durum ya. Değil tabii ki de. Peki bu dayının oğluyla evlenme olayını kim istedi? Siz... Biz severek evlendik hocam. Ha. Doğruyu konuşmak gerekirse biz severek evlendik. 2010 yılında falan işte evlendik. Ondan 2 tane oldu işte çocuğum. Sonra anlaşamadık, boşandık. Şöyle oluyor ama evet. orayı atlamayalım. Sen Halil İbrahim'in bu ilgisizliğinden, hastanede evet. ziyaret etmemesinden, işte sadakatsizliğinden bir taraftan tedavi görürken bir taraftan da psikolojisi bozuluyor. Ama sen aynı hastanede 3 ay yattığında... henüz Halil İbrahim'le nikahında devam ederken evet. kantinde bir adamla tanışıyorsun. Evet. Ve bu adam sana diyor ki hadi kaçalım. Bir müddet merhaba. Sen hamile miydin o zaman? Evet hamileydim. Birinci çocuğuna. Yeni doğum yapmıştım o sıralar işte. Yaptın. Evet. Çocuğu kime verdin? Çocuk yoğun bakımdaydı o sıralar. Sen çocuğu Hünsün... yoğun bakımda bırakıp bu kantinde tanıştığın adamla kaçtın mı? Ha, o zamanlar bu daha çocuğum olmamıştı. Ondan sonra oldu. Çocuk peki bu kaçtığın Hüdaverdi'nin yanında mı oldu?
Orada mı dünyaya? Hayır, tekrar biz dayımgille anlaşma yaptığımız sıra, hani evliliğimiz sürece, devam ettiği sürece ondan sonra oldu. Ha, bir tane çocuğun var ondan. Evet, bir tane. Ve o da hastaneden sonra evde oldu. Aynen. Yine kocanın, dayının, yani kayınpederin. Yine aynı, böyle hastaladım, o da doğum ağrısıydı. Tekrar yatış verdiler, doğumum oldu ondan sonra. Oldu. Çocukla beraber eve geldin. Evet. Ama sonra bu kantinde çalıştığın adam, sana tanıştığın adam, sana kaçalım dedi. Evet. Sen çocuğu bırakıp kaçtın mı onunla? Yok, o zamanlar daha kaçmadım. Ne zaman kaçtın adamla? Ne zaman kaçtım? Hastanedeyken, daha doğum yapmamıştım ben o sıralar. İşte onu diyorum ben de. Hamileyken kaçtın. Hamileyken, evet. Hamileyken kaçtın. Doğurdum dayımlarla. Yok yok, doğum yapmadım. Hamileyken kaçtım. Sen hamileyken hastaneden, o psikolojim de bozuk dediğin dönemde Hüdaverdi'yle kaçtın. Aynen. Çocuk Hüdaverdi. Hüdaverdi'yle kaçmadım. Ali diye birisiyle kaçtım. Ali. Hüdaverdi ikinci evliliği. O arada benim. Serap Hanım, Ali, o arada Ali'yi olmamış buraya, yani. Koymamışız. Sen Ali diye biriyle kaçtın. Evet. Her mesela kantine indiğimizde merhabalığımız olduğu sürece içimiz birbirimize, hani dertlerimizi falan döküldük, açıldık. Sonra da ben de boşlukta olunca o da benden faydalandı ki bu da benim takılarım yüzündendi. Ne oldu? Bir, Ali seni aldı, nereye götürdü? Kendi otobüsle kendi evlerine götürdü. Hangi şehre götürdü yani? Konya'daydı. Konya'da. Ama hangi şeydi, ilçeydi bilemiyorum ne tam olarak. Ne dedi sana? Sen nikahlı bir kadınsın. Daha da hamilesin. Evet. Dünyaya getirmedin çocuğunu. Aynen. Altınların var üstünde, başında, neyse, ufak tefek. Bu arada kantinde falan görüyor senin takılarını evet, vesaire. Evet, görüyor. Aldı seni kendi köyüne götürdü. Hı hı. Adam evli miymiş? Yok, bekarmış. Bekarmış. Evet. Sana ne dedi? Kocandan boşan, evlenelim mi dedi? Yok, hiç öyle falan demedi. Hani ben sana sahip çıkarım dedi. Gel benimle kaç dedi. Senin pişman olmazsın dedi. Seni kimin evine götürdü? Kendi evlerine götürdü. Yalnız mı yaşıyordu adam? Yok, annesi vardı, bacıları falan vardı. Onlara götürdü. Evet. Hamile bir kadın. Kaçıncı ayındaydın hamileliğini? O sıralar 8 aylık falan vardı. Peki ailesi demedi mi? Oğlum sen bu karnı burnunda kadını niye getirdin buraya? Dediler, tepki gösterdiler. Sevdim ben bir kere dedi. Annesi gile bile yalan söylemiş. Orada sadece bir gece yattık. O kendi ayrı yattı. Ben annesi, bacılarıyla falan ayrı yattık. Ertesi günü işte hadi çıkalım çarşıya dedi. Birlikte çıktık. Gel hani sana hat alalım dedi. Kıyafet alalım dedi. Hı, telefon alalım. Yalnız evet. Benim yanımda ücretim falan yok dedi. Senin takılarını satalım dedi. Onlarla telefon alalım. Kıyafet falan alalım dedi. Ben de tuttum kandım. Bileziklerim olsun. Kuyumcuya girdiniz. Ben girmedim. Sen o kendisi girdi. Dışarıda mı bekledin? Evet, ben dışarıda bekledim. Evet. O satmış bileziklerimi. Ben artık ne tarafa bakıyorken o civarda kaçmış. Üzerime hat açmış. Benim kimliğim şey fotokopisiyle olsun neyle artık neyle açtıysa. Kendisi beni bırakıp kaçtı. Ben de korkumdan ailemi arayıp da söylemedim de. Geleceğim ne benim yaptın? Başıma sen böyle böyle. Bilmediğim bir yerde adam kuyumcuya girdi, sana burada bekle mi dedi. Sen bekle evet, dedi, içeri sokmadı sen seni. Sen beni burada bekledin. Belki kuyumcunun arka kapısı vardı, oradan kaçtın. Artık nereden kaçtın? Sen bir an bekledin bekledin, adam yok, içeri girdin baktın yok adam. Hı-hı. Ne yaptın o anda, ilk aklına gelen şey ne oldu? Bir taraftan ailemi aramak oldu. Bir taraftan hani hastanedeyken neden kaçtın diye. Hani orada hata yaptım. Evet, hatamın ardındayım ben Serap Hanım. Hani keşke ailemin yanına gitseymiştim o zamanlar. Gitmedim. Niye artık boşluktaydım? O geceyi nerede geçirdin mesela? O geceyi ben bir isim şey vermeyeyim abla da tam olarak da bilmiyorum yani. O yoldan geçen şahsın birinden numarasını falan istedim işte. Polise, karakola gittim. Onlar beni kadın sığınma evine götürdüler. Orada bir gece kaldım. Sığınma evindeyken kendi ailem geldi, götürdüler. Doğumu ailenin yanında mı yaptın yoksa kocanın yanına mı döndün? Kocamın yanına dönmedim. Dönmedin. Orada. Kendi anne babanın evinde evet, doğum orada. Yaptın. Yani dayının oğlundan olan çocuğu. Aynen. Oğuzhan'ı. Doğurdun. Sonra peki... Oğuzhan'la herhalde Halil İbrahim'le boşandınız. Hani bu kocası evet. Öğrenmiş mi senin Ali diye kantinde tanıştığın biriyle 8 aylık hamileyken kaçtığını kocan öğrendi mi? Ben boşandıktan sonra... Hayır, öğrendi mi? Eve gittin, babanın evine gittin, orada doğum yaptın ya. Kocan öğrendi mi senin bu haldeyken bir Ali diye biriyle kaçtığını? Öğrendi mi? Öğrenip öğrenmediğini bilmiyorum hocam da ben ailemin evine gittiğim sıra öğrendiyse bilmiyorum.
O niye sıra... kocanın evine gitmedin de babanın evine gittin? Artık kocaya gidilemez. Yani siz olsanız mesela. Öbür adamla kaçmış. Gidemem. Hani orada yani bana sahip. Kimse duymamış ya, o açıdan duydular mı öğrendiler mi dedim yani. Yani duyup duymadığını bilmiyorum tamam. Hocam da. Peki doğumu yaptın. Evet. Sonra ben Ali'yi yani Ali diye birini şeyde biliyorum. Kantinde biriyle tanıştın ama onu ben evet. Hüdaverdi zannediyordum. Yok. Peki sonra Hüdaverdi ile görücü usulü mü evlendiniz siz? Evet, görücü usulü. Kim tarafından geldi? Yani birisi mi önerdi? Kendi öz annesi, Hüdaverdi'nin öz annesi bizim annemgilin aynı köyün muhtarıyla evliydi. Bizim köyün muhtarı kalp krizinden vefat edince beni o sıra mesela başkasının ölümü olsun, düğünü olsun biz hizmet ederiz mesela. Hmm. Beni hizmet ederken görmüş. Bu kim işte, bekar mı, evli mi? Ben bunu aklıma kestim, oğlumu alacağım falan diye. Oğlu da balıkçıda çalışıyormuştu. Hüdaverdi yani. Evet, Hüdaverdi. Sen de kabul ettin, evlendiniz. İlk sıralar bizim tepkimiz hayırdı. Sonra bu kadın sürekli, Hüdaverdi'nin annesi sürekli ben istiyorum, hani alacağım, alacağım diye. Artık ne yaptıysa babamın kanına falan girdi. İlk sıralar babam olmaz falan dedi. Hatta babam Konya'ya kadar gitti, araştırdı Konya'da. Kimisi işte içki içer, verme sakın, bak kızın başı bir yanmış bir daha yanmasın diye. İşte üçü içiyor dese bir kişi içmiyor sonunda dedi. Evlendiniz sonunda ama, evlendik. Nikahla. Evet. Peki Halil İbrahim'e, o Oğuzhan'ı ona mı bıraktın o arada? Evet. Ona bıraktın. Evet. Sana gösteriyorlar mıydı çocuğu? Kızgınlar mıydı? Evet, kızgınlardı tabii ki. Hani nikah ardındayken başkasıyla Oğuzhan'ı 10 yaşında olmuş. Görmüyorum hiç. Kaç en sene? Son 2 yaşındaydı falan. Anneannemin, yani kendi annemin babası öldüğünde, vefatında görmüştüm. Kaçıncı sene bilmiyorum. Dedemin ölümünde görmüştüm. Çocuk yanıma gelmişti. Bayağı bir bana hani ısınmıştı. Gelip falan benimle oynaşmaya başlamıştı. Orada benim boşandığım Halil İbrahim benim yanımda çocuğu görünce gel onun yanında ne işin var diye çocuğu çağırdı. Çocuk korktu gitti. Bir daha o zamandan beri görmedim. Halil İbrahim evlendi mi? Evet, evlendi. Sonra Hüdaverdi ile 3 sene sürdü. Bir tane çocuğunuz var, Dursun. 8 evet. yaşında. Dursun nerede şu anda? Yanımda şu an. Yanında. Velayet Hüdaverdi ile de boşandınız. Evet, boşandı. Yürümedi. Geliyorum 3. resmi evliliğine. 2018 yılında da Mustafa ile evleniyorsun. Mustafa kim? Mustafa da aynı Konya'nın ilçelerinden. Onu da aynı böyle düğünde şey yaptılar, önerdiler bize. Onlar da geldiler. Araştırdık, şey yaptık. İşte evi falan ayrıydı, şeydi. Oldu dedik. Yani ilk sıralarda ilk evliliğimiz çok iyi gidiyordu. Sonra işte işinin içine çocuğuma, şu anki yanımda Dursun'a şiddet falan olunca bana olsun, çocuğa olsun, hani böyle nasıl söyleyeyim, hani her insanın bir kusuru vardır Serap Hanım, bizim de vardır. Hani herkes sütten çıkma ak kaşık değil. Mesela oyuncağını yerde bulsun, çocuğu tekmelerdi. Bunu buraya niye atıyorsun, yerine niye kaldırmıyorsun diye böyle şey yapardı. Mesela işten geldiği zaman babası telefon açardı. Oğlum evde mesela çay bitti, şeker bitti, al gel derdi. Tamam baba, anne diye. Normal insan çok iyi şeyle konuşurdu. Fakat telefonu kapattığı zaman hani melek insan bir an şeytana dönüşmüş olurdu. İşte neyini ne yaptığımın evinde benden başka insan yok mu? Telefonu kaldırıp duvara fırladırdı. Duvarlar oyulurdu, kapıları vururdu. Hani çocuklar korkar, sıçrar, ağlarlardı bayağı bir. Onunla da olmadı. Şimdi olmadı ama iki tane çocuğunuz var. Şu, özellikle şu çok önemli. Ecrin'i dünyaya getirdin Mustafa ile evliyken. Evet. Fakat Ceylin'e hamileyken evet. sen Mustafa'dan gittin, ayrıldın ve karnında bebekle şu an 4. evliliğini yaptığın evet. Emrah'a gittin. Evet. Ama karnında da Mustafa'nın çocuğunu taşıyordun. Evet. Şimdi Emrah'la 2022 yılında, yani bu yıl hangi ay evlendiniz? Birinci ayın biri. Ocak'ta İnsanın evlendiniz. Biri. Evet. Daha bir yıl bile olmadı. Hı hı. Zaten çocuğunuz da yok. Aynen. Ama şu anda Ecrin Mustafa'nın yanında. Doğru mu? Evet, aynen. Fakat karnında bebekle gitmiştin ya Emrah'a. Evet. Onu dünyaya getirdin. Adını Ceylin koydun. Evet. O senin yanında. Ceylin ve Emrah'ın yanında. Evet. Peki Mustafa Ceylin'i görmek istemiyor mu? Zaten hani biz boşandıktan sonra ben annemle konuşurlarmıştı.
O çocuğun benden olması şüpheli demiş. Bu Mustafa. Ceylin için. Evet, Ceylin için. Hani madem o kadar ben Emrah kaçtım ya, Emrah kaçtığım için çocuğu bundan zannediyorlar. Fakat ben o sıra Ecrin'i doğum yapar yapmaz. 2 ay sonra hemen hamile kaldım. Hmm. Çocuğu madem hani şüpheleniyorsun dedim, şüpheleniyorlarmış dedim anneme tam doğrusu. DNA testine kadar ben varım dedim, alnım açık benim dedim. Hani boşandıktan sonra da dedi o çocuğu hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Onun velayeti de senin olsun dedi. Yani hiç o hala o şüpheyi atamadı diyorsun kafasında. Hayır, atamadı. Ben peki, yine şey söylerim, hani yine DNA testi de yaptırım yani kafalarında soru işareti varsa. Peki sen şimdi Ecrin'i yani Ceylin'e hamileyken Ecrin'i bırakıp gittin ya Mustafa'ya. Yok. Onu... Hayır, Ecrin'i de getirdim. Evet. Dursun da yanımda geldi kaçıp gelirken Emrah'a. Evet. Biz Mustafa'yla evliyken şimdi ben Emrah'a kaçtım ya. Ben doğum yapmadan önce bizim boşanmamız Isparta'da oldu. Onlar Isparta'ya geldiler, Isparta'da oldu. Hemen doğum yaptıktan sonra, doğum yapmadan bir ay öncesi falan boşandık. Ben bir ay sonra falan hemen doğum yaptım. Burada boşanmamız oldu bizim. Ecrin ne kadar senin yanında kaldı? Ecrin ya doğduğundan beri mi Isparta'ya kaçtım, Emrah'a kaçtığından beri? Yani ne kadar süre bir arada oldun sen Ecrin'le? 1,5 yaşındayken. En geç 1,5 yaşına kadar benimleydi. Şu an 2 yaşında. Yani sen ne kadardır Ecrin'i görmüyorsun? Geçen sene 1 senedir görmüyorum. 1 senedir evet. Görmüyorsun. Evet. Demek ki 1 yaşında falanmış o zaman. Evet, 1 yaşlı. Şu an evet 1 yaşında. 1 yaş oluyor evet. Peki niye göstermiyor sana Mustafa? Niye göstermiyor? Ben büyük ihtimalle çocuğu velayetini ben tekrar istiyorum. Velayetini alacağım için. Ecrin'in. Evet, Ecrin'in velayetini ben alacağım diye göstermiyor. Ben bunu daha önce aradım, telefonla aradım. Ecrin'le konuşmak istiyorum diye. O da konuşamazsın, ben senden kurtulduğuma sevindim. Çocukla konuşup aklını mı dolduracaksın dedi. Artık 2 yaşındaki çocuğun aklı hani neye dolarsa artık. Bir daha aradım, bu sefer de numaranız bulunmamaktadır diye. Hiçbir şimdi şekilde ulaşamıyorum. Ceylin kimin üzerine kayıtlı? Ceylin ortak velayet üzerine kayıtlıydı ama hakim boşanırken bize hani o zamanlar hamileydim ya. Doğacak çocuğun da dedi velayetini dedi tekrar dava açacaksınız dedi. Sağ salim doğacak mı ölecek mi baba olarak dedi. Mustafa Ceylin'i kabul etti. Nüfusunu aldı değil mi? Hayır. Ha, nüfusta şu an evet babası geçerli. Kimlikte falan ama babası geçerli. Hala nüfusunda olsa da Ceylin'le ilgili şüphesi var. Evet. Ecrin'le ilgili de göstermiyor sana. Aynen. Peki Oğuzhan'ı görüyor musun? Hayır. Onu kaç senedir görmüyorsun? Oğuzhan'ı en son 2 yaşında görmüştüm. 8 senedir. Peki Oğuzhan'ı aramıyorsun da niye Ecrin'i görmek istiyorsun? Ya benim amacım hani 2 yaşındaki çocuk hani daha şey anne çocuğu. Artık önce Ecrin'i almak istiyorum. Ondan sonra da Oğuzhan'ı almak istiyorum. Önce bir... Şimdi 28 yaşındasın Ayşe. Evet. 17 yaşında ilk dayının oğluyla evleniyorsun. Ve 11 seneye bir tanesi vefat etmiş. 4 çocuk sığdırıyorsun. Evet. 4 tane resmi nikahlı evlilik sığdırıyorsun. Bir tanesini de hastanede tanışıyorsun, adam kaçalım diyor, kaçıyorsun karnında bebeğinle. Adam seni dolandırıyor, üstündeki başındaki takılarını satıyor, ortadan kayboluyor, ailene dönüyorsun. Bu arada herhalde dayınlar falan da sana cephe aldı, dayınlar falan seni şöyle görüşmüyorlardır söyleyeyim diye düşünüyorum. Mevlüt senin abin mi, kardeşin mi? Kardeşim. Kardeşin Mevlüt telefonda. Mevlüt merhaba. Merhaba Serap Hanım. Nasılsın Mevlüt? Vallahi hiç iyi değiliz Serap Hanım ya. Sıkıntıyla. Şimdi ablanı ekranda görünce ne hissettin Mevlüt? Vallahi ne hissettim? Sanki ailesi yokmuş gibi tavırlar yaptı. Hareketler sergiledi. Yani bize burada söyleyebilirdi en azından hani çocuğumu görmek istiyorum, bana yardımcı olun deseydik. Biz elimizden gelen imkanları verirdik. Yapardık yani. Bayağı çaba gösterirdik. Yani şu an ne bileyim oraya çıkması bayağı işten sarstı bizi. Sizin hani haberiniz yok muydu Mevlüt? Haberiniz yok muydu yavrum? Burada mı gördünüz? Yoktu. Haberimiz yoktu bizim gittiğinden. oraya
ettiğin için bayağı bir sarsıldık yani. Habersiz ailesi yokmuş gibi hareketler yapmak daha çok üzücü. Aslında yokmuş gibi yapmıyor da ilk evliliğinde tabii dayı oğluyla evlenip ondan sonra hamileyken bir başka adama kaçtığı için. Hatta o zaman ailemi aradım diyor zaten direkt yani kimsemi aramadım diyor. Ama galiba onun bu işte kısa süreli evlilikleri, üst üste çocuk, ondan ona gitmesi, ondan ona kaçması ailede bir memnuniyetsizlik yaratmış anladığım kadarıyla. Yani illaki memnuniyetsizlik, güvensizlik. Peki Mevlüt, Halil İbrahim dayı oğlunuz ya sizin. Evet. Onunla ilişkileriniz nasıl? Ayşe'den sebep bir tepki var mı oradan size? Yok, herhangi bir tepki yok yani. Boşanıldı. Çocuğun velayeti oraya geçti. Onun için de herhangi bir şey olmadı. Son diyor, ikisi 2 yaşındaydı diyor. Şimdi Oğuzhan 10 yaşında. Sen de evet. Dayı oluyorsun aynı zamanda. Evet. Görüyor musun Oğuzhan'ı? Evet, görüyorum. Daha 15 gün oldu, buradaydı çocuk. Annesini soruyor mu? Yok. Ne bilsin hani, ta 2 yaşındayken şey yapmış, hiç sormadı yani. Yani şu anda Halil İbrahim'in karısını anne mi biliyor Oğuzhan? Yok, hayır, anne bilmiyor. Annesinin olmadığını biliyor. Ama öldü mü dediniz, ne dediniz de yok, sormuyor. Hayır, annesi beni bilmiyor. Başkasını biliyor annesi. Kimi biliyor annesi olarak Mevlüt? Şu anki eşini annesi olarak bilmiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ama Ayşe'yi de anne olarak bilmiyor. Beni bilmiyor zaten. Ayşe'yi de anne olarak bilmiyor. Çocuğum. Kimi biliyor? Ya öldü mü dediler yani, anlamadım. İşte bilmiyorum onu, artık çocuğa ne söyledi. Leylekler getirdi demeyeceğinize göre çocuk anneyi sormuş. Hayır, sana dayı diyor ya yani. Evet. Tamam da demek ki onun kız kardeşi veya ablasıyla evlisin yani. Yani o kadar bağ kurabiliyor mu bilmiyorum ama anneni sayattı mı? Mesela evet. Anneanne diyor. Evet, anneanne dede diyor. Varsa dede diyor. Yeni bir dosya, bugün kapağını aralayacağız efendim. Ayşe Martı, 28, yaş 28. Tekrar bir ekrana getirecek olursak, bu 17 yaşında başlayan evlilik macerası bugün 28 yaşında 4 evlilik sığmış. Yani 11 yıla 4 resmi evlilik sığmış. Arada dediğim gibi güvendiği ve belki rahat ederim diye kaçtığı, hastane kantininde çalıştığı bir kişi var. O da kendisini dolandırmış, ailesine geri dönmüş, sonra görücü usulüyle evlilikler var. İlk evliliğini dayısının oğluyla 17 yaşındayken yapıyor. İlk bebeğini de 6 aylık dünyaya getiriyor ama bebek yaşamıyor. Yani 5 doğum yapıyor aslında. 4'ü hayatta. Dayısının oğlu Halil İbrahim'den boşanınca ikinci evliliğini, resmi evliliğini görücü usulüyle Hüdaverdi Bey ile yapıyor. 3 sene evli kalıyorlar. Bir çocukları var. 8 yaşında şu anda Dursun. Dursun annesinin yanında. Baba aramıyor mu Dursun hiç? Arıyorlar da çocuk konuşmak istemiyor. İstemiyor. Üçüncü evliliğini 2018 yılında Mustafa ile yapıyor. İşte zaten bütün karışıklık da burada. Şöyle ki bir çocukları oluyor Ecrin. Daha sonra ikinci bebeğine hamileyken, Ceylin'e hamileyken Mustafa'dan ayrılıyor. Ve dördüncü evliliğini 2022'nin Ocak ayında Emrah'la yapıyor. Ve bebeğini de Emrah kabul ediyor aslında. Yani karnında bebekle gidiyor Emrah'a. Evet. Emrah onu kabul ediyor. Daha önceki evliliğinden olan Dursun'u kabul ediyor. Fakat Ecrin Mustafa'da kalıyor eski eşinde. Ve çok küçükken onu da bırakmış. Ecrin'i görmek, velayetini almak istiyor. Evet. Zaten Mustafa'nın da şu an 10 aylık olan Ceylin'le ilgili kafasında bazı şüpheler varmış. Dolayısıyla o çocuğu istemiyor diyorsun. Evet. Ama ben %100 eminim, biliyorum evet. O çocuk Mustafa'nın çocuğu evet. Ama reddediyor diyorsun. Aynı zamanda dayının oğlundan olan çocuğun Oğuzhan'ı da en son 2 yaşında gördüm diyorsun. Evet. Peki şimdi dayının eşi, yani hem kayınvaliden de o senin evet. Hem de yengendi evet. Doğru mu? Aynen. O telefonda alo, alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Serap Hanım. Nasılsın canım? Vallahi iyiyiz Allah'a şükür. Siz ne yaparsınız? İyiyiz biz de işte. Ayşe ile konuşuyoruz. Onun hikayesini dinliyoruz.
İsminiz neydi efendim? Ben okuyamıyorum buradan. Fadime Hanım. Fadime. Fadime, evet. Fadime Hanım. Evet. Fadime Hanım. Evet. Oğuzhan'a kim baktı? Kime anne diyor Oğuzhan? Oğuzhan sana ben baktım. Benle ilgileniyorum Oğuzhan'la. Yani babası evlendi ama onlarla yaşamıyor. Seninle mi yaşıyor Oğuzhan? Evet, benimle yaşıyor. Babasının yanına da gidiyor. Annesi de ilgilenir. Yani koca şimdiki karısı. Evet. Halil İbrahim'in. Peki annesini evet. sormuyor mu? Benim annem kim diye sormuyor mu? Hayır, hiç sormuyor, hiç. Ama bir şey söylüyor, bir açıklama yapmıyor musun? Yapmadınız mı çocuğa bugüne kadar? Vallahi konuştuk mu çocuk kendi yani konuşmak istemiyor Serap Hanım. Kaç iş? Açtık mı yarenliğini, açtık mı bana onu konuşma diyor. Ha biliyor aslında bir annesi var Ayşe diye ama evet, onunla... Evet, 2 yaşındayken babamın kayınpederimin ölümünde görmüştü. O zamandan beri de ne Ayşe ben göreceğim dedi. Yani göreceğim isterim ben diye hiç söylemedi. Yani isteseydi ben... siz ona gösterirdiniz doğru mu? Gösterirdik yani gösterirdik. Hayır ben çok istedim. Ya bir iki ay oldu. Anneannesi istetmiş yolladık. Bir saat bile durdu oradan geldi. Dayısı da söyledi, Mevlüt de söyledi, bize geldi dedi. Ama anneyle evet. ilgili hiç konuşmak istemiyor dedi. Ayşe diyor ki ben görmek istedim diyor. Evet. Görmek istediğinde göstermediler mi? Hayır. Ümmet Agil dedim artık benim kız kardeşimin dedesi tarafı, benim küçük kız kardeşimin dedesi tarafından Ümmet A dediğimiz kişiyi falan aracı koydular. Hani aracı olsun onlarla falan ama görüşüyorsun şey yapasın diye. Gitmiyorsun Serap Hanım. İstettik. Gitmek istemiyorum diyordu. Ama anlamazdı. Talep etmiş sonuçta. Ben kaç kere söyledim şöyle, Serap abla. 9-10 yaşındayken çocuğu görmeye gitmek istersen seni istemez. Ama bıraktığından beri ne bileyim ayda bir, iki haftada bir yeri belli, yurdu belli sonuçta evet. dayınların evinde. Yeri belli. Yani gidip devamlı görüyor olsaydın çocuk seni reddetmeyecekti. Ama 10 yaşında ha, karşısına hadi. Çıkıp ben annenim hadi bana sarıl diyemezsin zaten. Evet. Sen de bıraktık. Evet. Diyemez zaten. Ayşe ne zaman vakit bulmuş da 5. evlilik. Ne zaman vakit bulmuş da çocuğu göreceğim demiş ben anlamıyorum. Hayır annemgille falan ben çok şey yaptım. Oğuzhan'ı getirdiğinizde hayır, görüşeyim Ayşe, diye. Hayır yanlış konuşuyorum. Dedemin, neyse yaptım sen. Dedemin ölümünde bile hatta Oğuzhan yanımdaydı. 2 yaşında çocuk oraya da geldi. Orada sıra Ayşe, falan çocuk. Ne zaman yaptın sözümü sen? Kesmese de bir konuşmasın. Nerede yaptın doğumu diye soruyor. Bir cevap ver. Hastanede yaptım. Halil İbrahim hastanelerin başında bekledi. Çok ağırda, dipi de çocuk orada kalırdı. Ne zaman bekledi? Benim kızım Defam kaldı yanında. Tamam onlar geldi ben gelmediniz demiyorum. Niye inkar edin ya? Doğru, hayır onlar geldi Serap abla. Görümcem geldi tatlı falan doğru, yapmıştı. Kayınvalidem yani yaptım. Şu anki konuşma. Biz de doğumuna gittik. O çocuğun solunum yetersizliği vardı Oğuzhan'ın. Başka hastaneye iletildi. Oradan bizim eve çıktınız, geldiniz, bizim evden de koydun, gittin çocuğu 4 aylık kal. Peki koyup gittim de, gittim, çocuğa doktor %100 Down sendromlu olacak dedi Serap abla. Hastaneden de kaçmışsın başkasına. Evet. Onlar da biz kabul etmedik. Evet ben... Mahkemede bir cesede boşaldı, çocuğu da bize verdi. 4 Serap aylık bebeği solunum yetmezliği de varmış. Hastanede yatarken sen tanıştığın biriyle kaçmışsın. Evet. Evet. İşte o Ali dediğin adamla. O zaman hamile değildi Serap. Tamam. Şimdi hayır. daha çok oturdu taşlar yerine. Hayır hamileydim o sıralar. Hayır. Hamileydim. Hastanede araştırmaları. Hastanede bırakıp gitmişsin çocuğu. Hayır Serap Hanım evladımı hastanede bırakıp gider miyim? Hani hastane şeyle benim kaçtığım tarihi de açıkla hani. Şey yapasınlar, tarihleri birleştirsinler ama yani. Ama hasta bir çocuğu, hastanede veya evde
Nasıl bırakıp gittin Ayşe? Serap abla ben o kadar hani kedi bile yavrusunu ağzında, ölen yavrusunu bile ağzında taşıyor. Ben çocuğumu nasıl hastanede bırakıp gidebilirim? Değil, evde bıraktın peki ama bu çocuk... Ben bu çocuğu bırakıp gittiğimde kayınvalidem gildeyken evliyken o zaman bunlara bırakıp gittim. O sıra ben hamileydim. Bu Ali diye tanıştığım kişiye kaçtığımda o zaman ben hamileydim. Doğum yapmamıştım yok, o sıra. Ben yanlış konuşuyorum. Allah ama Allah. Bak şöyle bir şey oldu, demin anlattın. Dedin ki biz Ali ile gittik. Ali beni ertesi gün çarşıya götürdü. Evet. Altınları sattı. Ben ortada kaldım. Bir gece sığınma evinde kaldım. Ailemi aradım. Ailemin yanına geldim. Daha hamilesin, doğurmadın. Hayır, ailemin yanına geldim demedim bak. O sıra Ali beni şimdi canım. Takılarımı... Ailemin yanında doğum yaptım dedin. Öyle dedim biraz önce. Ayşe, sana ben anlatayım tarihi. Bak, evet. Sen hamilesin. Hı-hı. Hastanede yatıyorsun. O arada Ali ile tanışıyorsun. Evet. Tamam. Hamileyken Ali ile kaçıyorsun. Doğru mu? Evet. Doğru. Fakat bir gün kalıyorsun zaten Ali'nin yanında. Ertesi gün seni kandırdığını anlıyorsun. Hı hı. Sonra ailenden yardım istiyorsun. Doğru mu? Evet. Hatta kadın ailenin yanına geliyorsun. Yani hala hamileliğin devam ediyor işte. Evet. Ne zaman doğum yapıyorsun? Ailenin yanına geldikten sonra. Bunun anlamayacak nesi var? Ben bile anladım. Senin hayatını ben yok, anladım yok. Şu yanlış anda. Yanlış konuşuyor Serap Hanım. Yani ya şu an hani yayın şeyiyle de baya hani heyecanlanmış olabilirim. Tamam ama senin anlatım sırana göre ben anladığım kadarıyla sen zaten Ali ile bir gün yan yana kalıyorsun. Bir gün sonra da bir gece sığınma evinde kaldın. Sonra aileni aradın geldin hala hamilesin 8 aylık hamileydin diyorsun çünkü. Ondan sonra da doğum yapmış olman lazım. Doğumda da diyor ki kayınvaliden biz de vardık kocası da vardı. Çocuk solunum yetmezliğiyle dünyaya geldi. O yüzden bakıma ihtiyacı vardı. Herhalde kuveze falan mı aldılar? Ne evet, yaptılar? Kuveze alındı. Sen aldılar. O arada mı bırakıp gitti çocuğunu Ayşe? Yok yok. 3-4 aylıktı. O zamana kadar biz beraber kaldık. Evet. Affetti ben yani. Bakardım. Affettiniz. Annesi var kanka. Zaten ben çoğuna ben yatırdım yanımda. Kendisi hastaydı Serap Hanım. Kendisi ilgilenemezdi. Peki, ben kendim bakardım, bıraktı, koydu gitti annesi gile. Bir sorunumuz da yoktu. Tamam. Çünkü Ali varmış aslında o zaman. Ali'den bir şey evet. Etkilenmiş o yani. Biraz biz da... Hastaneye güvendik, yatırttık. O da orada başka işler çevirdik. Fadime Hanım ama senin oğlun da çok ilgisizmiş. Başka kadınlara ilgi duyuyormuş. Yok yok. Sadakatsizdi diyor. Merhaba Hanım. Onun öyle hiç yani ne duydum. Hayır. Çocuğumun o şeyiyle yoğurdu. Serap Hanım. Anneler şey çok bilmez ona bak karısı. Hastaydı kendi şey... defti yani eşine şeyi yoğurdu. Şimdi aile ortamı olarak tamam ayrı sofrada yemek içer şey yaparsın. Yatak odana gittiğin zaman kapını kapattığın kimse zaman bilmez. Orada ne yaşadığını kayınvaliden bilmez, kayınpederin bilmez. Doğru değil mi? Kimse bilemez ki onu. Benim Oğuz Hanım'a doktorlar kesin %100 Down sendromlu doğacak dedi. Hani almamız gerekiyor dedi. Biz karşı geldik. Kendi annem bile hani sağlam çocuğu kabul ediyoruz da dedi. Hastalıklı olunca kabul etmeyeceğiz mi dedi. Bu şu anki yayındaki eski benim kayınvalidem. Git annen gile o çocuğu aldırt dedi. Hadi söylemedim desin. Hani Down sendromlu diye. Ki yalan konuşma. Kaç yaşındasın? Yok, şu Ayşe, doktora götürdüler Serap Hanım. Bir saniye konuşmama müsaade et. Doktora götürdüler. Doktor beni muayene edecek. Orada kendi annemlerle bunlar kavga ettiler. Affedersiniz kediyle şey gibi birbirine girdiler. Ben orada canımla bebelleşiyorum. Hem hamileyim Oğuz sana doğum yapmamıştım. Hem yaram falan vardı o sıra. Doktor dedi siz bu hastanın yanında bu kadar kavga ederseniz bunu çok iyi olacaksınız diye beklersiniz başını dedi. Benim hastanım beni sedyede bıraktılar. O diğer tarafta kavga ettiler. Down sendromlu olacak git çocuğunu aldır diyen kimdi acaba merak ediyorum. Ama olmadı git, değil mi? Diyor. Ama yok, olmadı. Allah'a şükür hani 10 yaşında şu an çocuğumun hiçbir özürü peki falan yok. Peki sen o çocuğu 4 aylık bırakıp gittiğinde çünkü ilk anda anlayışılamadı ya da bilir diye acaba bu çocuk Down sendromlu olabilir mi diye bir korkuyla mı kaçtın evden? Yok onunla falan kaçmadım. Dediğim gibi benim sadece sorunum eşimle aramdaydı. Gider işte dışarılarda kızlarla konuşurdu. Mesela bilgisayarda akşamları yattığımız zaman başka kızlarla chatleşirdi. Sorduğum zaman herkes... Çocuğunu niye alıp gitmedin? Ben işte orada hata yaptım.
Hani o zamanlar hiç unutmuyorum bugünkü gibi. Bu kayınvalidem bebeğin karnını doyuruyordu. Yani Oğuzhan'ın karnını doyuruyordu. Ben o sıra eşyalarımı topladım. Annemgile gittim. Niye o sıra almadım? İşte gittiğim gün akşamı falan işte benim ortanca çelebim diyeyim artık. Durduramamışlar çocuğu, getirmişler. Kendi babam da babasından ne gördüm de affedersiniz sıpasından ne göreceğim diye göndermemiş ki göndermiş çocuğu. Yaşar Bey telefonda. Yaşar Bey merhaba. Yaşar Hanım. Yaşar Hanım. Öyleymiş efendim, özür dilerim. Yaşar Hanım. Buyurun Yaşar Hanım. Ben biraz öndeki katılan teyzem oluyor kayınvalide. Ve Ayşe'nin bütün dediklerini dinledim şu anda. Yani Ayşe ben sana asla katılmıyorum. O çocuğu koyup gittiğin günü düşün. Ve o günden bugüne kadar teyzemin ilgilendiğini düşün. Ve hani velayet almaktı. O velayet almayı düşünen bir kişi o çocuğun arkasında doğurur, doğurma aşamasından başla bu zamana kadar bakar, ilgilenir. Ve teyzem de senden mahrum etmedi Ayşe'yi. Hiçbir zaman. Sen o çocuğu koyup gittiğinden itibaren teyzem o çocuğuna daha az halen ilgileniyor. Okuması üstünde arkasında duruyor. Sen o zamanlar neredeydin Ayşe'yi? Tamam ben çocuğumun... Hayır bir kere dedemin ölümünde bile Oğuzhan'ı ben sevmeye durdum. Babası benim yanımdan çocuğumu kaçırdı diyebilirlerdi. Dedenin onu, ölümüne hani, kadar gitmemişsin ama hiç. Hakaret ediyorsun babasına da işte şöyleydi kadına. Şu anda ikinci evliliğini yapmış adam. Başkasına bakacak durumda değil. Öyle hareketler yok teyzemin. Hani kuzenlerimin öyle bir huylar yok yani. Sen onları bile nasıl söyleyebiliyorsun? Sen oturda 40 günlüyken çocuğu bırakıp gittiğin günleri... Başka bir kocaya kaçtığın günleri hatırla Ayşe'yi. Tamam ben sen? Kaçtıklarımı iyice zaten şey yapmıyorum. Zaten kardeşin, erkek kardeşin senin arkanda durmadıktan sonra sen şu anda neyi yapıyorsun? Dört evliliği niye yaptın? İnsan mı düşünün? Ben kimse bile utandım. Kimse bilmez kimsenin ne çektiğini, yaşadığını. Hiç kusura bakma, sen o evde yaşıyordun, şimdiki yerinde yaşıyor bak. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Hiç kusura bakma. Sen o evde biri bir rahattın. Keyfini bozdun, başka erkeklerine gününü bayram ettin ve şimdi çocuğu almaya gidiyorsun. Zaten şimdiki aradan, kocandan da herkes bahsediyor nasıl birisi olduğunu. Evet. Kusura bakma da teyzem o çocuğu sağ veremez. Şimdi mi aklına geldi senin aslında, o çocuğu alman? Aslında Oğuzhan için gelmedi, onu da söyleyeyim başta. Evet, sadece evet, Ecrin evet, için geldi. Hani Oğuzhan'ı ya da sorunca o da... Ama isimlerin geçmesini de istemiyorum. Hem babasının hem çocuğun. Çocuk şu an hayal kırıklığına uğradı. Çocuk okula gidip geliyor. Nasıl eğitim hayatını düşünmeden gelip de çocuğun adını... Dayımı aradım. Oğuzhan'la konuşmak istiyorum dedim. Çocuğun tamam, aklını niye çöleceğini konuşamazsın. Ne zaman dedin bunu? Zaten. Bunun bir, iki hafta falan önce oldu. Ya iki hafta önce artık çocuk 10 yaşında. Anne diye bir mefhumu yok çocuğun. Birdenbire... Hani tamam hayır, Serap hayır. Hanım. Konuşmaz hayır, telefonla. Serap Hanım. Efendim. Serap Hanım. Efendim. Kusura bakmayın da yani bu çocuğu her zaman görmeye hakkı vardır. Teyzemizde hiç kısıtlama yapmadılar. Yapmazlardı. Öyle bir insan değildi. Ya. Ben teyzengil kısıtlamadı demiyorum. Serap abla ben dedemin ölümünde bile mesela o İbrahim hiç benden çocuğu kaçırınca bu az önceki bağlanan birinci şey kayınvalidem çocuğu sevecek tabii annesi dedi. Hani niye kaçırıyorsun diye o zaman bile bana destekçi ya deden oldu. Deden ölmese gitmeyecek miydin Ayşe? Yani deden öldüğü için orada bulunuyorsun. Farklı bir ilde büyütürdü Ayşe'li. İstersen bu kadar şey uzatma lafı onun için geldim bunun için geldim deme. Kişiye varırken dört çocuk doğurup da dört çocuğun biri de yanında olmadığına şu an bak sen. Ya ben bu de bir anneyim. Senin yaptıklarını asla yapmam. Programa çıkıp da sen şimdi ne yapmaya sana gösteriyorsun? 10 yaşına gelmiş çocuğu şimdi kadar aramamışsın da şimdi mi aklına geldi? Annelik bu mu? Doğurup da 40 günlük hastanede başka erkeklerle şey yatıp kalkma. E? Nice. Ne yapıyordun? Hanımların seni neyin eksik etti? Neyin eksik etti? Neyim mi? Hastanede yattım. Ya kaç gün geldi yanıma? Serap Hanım çok... Ya hani Ayşe bayağı... hastanede gelmesiyse yanına büyük ayıp etmiş bu bir. Ama evet, bu da demek değil ki bak canınla uğraşıyorsun. Hastasın. 3 ay yatıyorsun hastanede. Bebek bekliyorsun. İnsan o anda aklından erkek geçirmez. Ama sen orada tanıştığın biriyle kaçıyorsun i̇şte mesela. Hani ben bunun karşılığı bu değil. Ya sen beni ihmal ettin. Hastalığım süresince manevi olarak yanımda olmadın deyip ailene dönseydin ben seni istemiyorum
sen ne çocuğuma baba olabilirsin ne bana eş. En ihtiyacım olduğu zaman yanımda yoktun der bitirirsin. Bunun karşılığı karnı burnunda 8 aylık sağlık sorunlarıyla uğraşan bir kadının aklına erkek bile gelmez ya. Gerçekten işte ben, hani, nasıl bunu kabul ediyor, içiniz kaldırıyor? Ben bunu anlayamıyorum Ayşe. Ben işte hatayı orada yaptım Serap evet. Hanım. Hani çocuğumu bırakıp da gitmeyecektim. Hani niye öyle bir cahillik yaptım? Hem yaramın hani ağır şeysiyle geçiniyordum. Hem psikolojik bir şeyleri. Tamam o zaman öyleydin ama sonra ne yapıyorsun? Mustafa'nın ikinci çocuğuna hamileyken karnın burnunda Emrah'a gidiyorsun. Ondan önce Hüda verdiğiyle 3 sene evli kalıyorsun. Tamam çocuğunu alıyorsun ama çocuk da babaya hasret mi ne tam anlamadım. Yani ard arda yapılıyor. Hadi o zaman psikolojin bozuktu. Ali de bozuktu. Hüda verdi de mi bozuktu? Mustafa'da da mı bozuktu? Emrah telefonda 4. eşin. Mutluluğu onda buldum diyorsun. Evet. Emrah merhaba. Merhabalar. Emrah sen her türlü onu kabul etmişsin zaten. Daha önceki evet. evliliğinden olan Dursun var. Sana zaten Ceylin'e hamileyken geliyor. Boşanmış o zaman Mustafa'dan. Onu da kabul etmişsin. Kaç yaşındasın Emrah? 28. Sen hiç evlendin mi? Çocuğun var mı? Yok. Peki neydi? Şu anda diyor ki Ayşe ben onda buldum ne buldumsa daha ama bir sene bile olmamış. Bütün evliliklerin ilk bir sene iki sene iyi değil miydi Ayşe? Evet, İyiydi aynen. değil mi? Yani daha hemen karar vermek için bence erken de. Neyse. Nedir sende Emrah'ta farklı bulduğun, sana iyi gelen şey ne? Bana ilgi gösteriyor Serap Hanım. Hani sürekli mesela buraya geldiğim olsun, ne yiyip ne içtiğim olsun, aç kalıp kalmadığıma da olsun, her şeyime dahi hani telefonla arayıp öğrenen, bilgi alan kişi. Hani çarşıya, pazara çıktığımda dahil sürekli benimle ilgilenir. Hani işi bile dahi olsun en azından bir 5 dakika ayırır, halimi hatırımı sorar. Hastaysam gelir benimle ilgilenir. Mesela ben hani zamanında çok şey yaşadım hastayken. Peki tarafa... Emrah, peki ailen herhangi bir tepki gösterdi mi? Hayır, yani şöyle tabii ilk başta bir tepkiler gördüm. Yani nasıl gördüm? Babam dilden ötürü bir, yani babamdan dolayı bazı şeyler gördüm. Ama onları şu an için zaten arayı düzelttik. Çünkü hani her insan hata yapabilir, hata yapmayacak bir şey değil. Sen, yani, bir dakika. Ben Ayşe... çocuklara falan dert etmedim. Neden? Çünkü annesiz babasız büyümek nedir? Onları ben de gördüm. Hani ben, annem babam da ayrı zaten. Hani onları ben de yaşadım. Peki Ayşe sen Emrah'a hamileyken Mustafa'dan ayrılıp gittiğine göre Mustafa ile beraberliğin sırasında mı tanıştınız evet. Emrah'la? Evet. Yani onunla tanışmasaydın belki Mustafa ile kalıyor olacaktın. Devam ediyor olacaktın. Ya yani orasını biz onunla evliyken senin Emrah'la tanışman başladı ve görüşmeye başladınız. Evet, anladım. Bir virgül koyuyorum. Programın hemen girişinde bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştum. Afyonkarahisar'ın Gedikevi köyünde 78 yaşındaki Ayşe Çepel 2 hafta önce esrarengiz bir şekilde kayboldu. Kendisi o gün eşi Ali Çepel'i hastaneye götürmüştü. Sonra taksiyle evine döndü. Yani Gedikevi köyüne gitti. Gece saat 1.30 civarında kuzey yönüne doğru yürüdüğü mobeselerde görülüyor efendim. Arama çalışmaları devam ediyor demiştim. Ekibim orada demiştim. Şimdi muhabirimiz Murat Sönmez'in yanında Ayşe Çepel'in oğlu Gürsel var. Gürsel Bey merhaba, geçmiş olsun kardeşim. Merhaba, sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi Murat'cığım senin var mı sormak istediğin bir şey ya da bize... şu dakikada bildirmek istediğim bir şey. Az önce de ifade etmiştik. Gözaltı süreci devam ediyor demiştik. Halen bu şekilde gözaltı süreci devam ediyor şu an itibariyle. Şimdi Gülsel Bey annesiyle komşu şekilde yaşıyorlar. Aynı köyde yaşıyorlar. Sürekli beraberler. En net bilgiler aslında Gülsel Bey'de annesiyle ilgili. Nasıl kayboldu, ne zaman kayboldu. Bu noktada Gülsel Bey bize olay gününü ve olay gününden sonra yapılacak çalışmaları aktaracak. Peki Gülsel Bey. O gün anneniz 78 yaşında, yaşı da biraz ileri aslında. Ali, babanızı evet. hastaneye götürüyor. Niye tek başına götürdü? Dönüşte taksiye binmiş. Neden saat 1.30'da mobeselere yakalanmış olsun yürürken? Niye sizler yanında değildiniz? Biz evde olmadığımız için yanında değildik. Onlar ikisi beraber yaşıyorlardı.
Evet. Komşuya varıyorlar, yardım istiyorlar. Komşu götürüyor onu hastaneye, Emirdağ'a. Oradan geri dönüşte babamı şeye götürünce, ambulans Afyon'a götürüyor. Oradan geri dönüşte taksiciyle geliyorlar. Taksiciyle gelince annem içeri giriyor, oradan bir bunalım geçirir gibi oluyor. Şimdiye kadar da hiç öyle bir şey olmadı, gelip gitmediği için. Oradan çıkıyor gece, hiç kimsenin haberi olmadan 1.30'da köyün çıkışından Tepeköy istikametine gidiyor. Orada bir çobana denk geliyor sabah saat 8'de. Evet. O gördüğünü söylüyor bizim biladere. Evet. Bana söyledi. 10.30'da vardık oraya, kimse yok. Araştırdık, o çevreyi bulamadık. Taksiyi buldunuz mu Gürsel Bey? Taksi bizim komşu. Taksi. Peki. O komşu dibimizde o. Heh. Eve girip aramaya böyle bir... gerek yok onu. Peki hayır, şöyle, o ne bilgi veriyor? Yani nereye bırakmış, saat tam olarak kaçmış? Bir de şeyi nereden biliyoruz? Kayıp ya Ayşe Hanım. Eve girip bir fenalık gibi bir şey geçirip tekrar dışarı çıktığını nereden biliyoruz? Kim söyledi? Şimdi bizim birader yanına geliyor. Afyon'da babamın. Evet. Oraya varınca bir arıyor annemi. Bulamıyor, telefonu açılmıyor. Oradan geri dönüş yapıyor bize. Biz de evi arıyoruz, yok. Siz neredesiniz o sırada? Ben koyun otlatıyorum dağın tepesinde. Dağdasınız. Evet, ben gece gelmiyor. Ben öğlenden öğlene gelirim eve. Tamam da ulaşamadınız ama eve girip çıktığını nereden biliyorsunuz? Belki taksiden indi, hiç eve girmeden başka tarafa doğru yürüdü. Ya da birisini gördü, konuşarak böyle bir yürüdü. Bak, eline iki tane sopa almış eve girip de. Kim görmüş? Oradan biliyoruz. Ama nereden biliyorsunuz? O sopaları sayıyor muydunuz? Evde bir sopa mı var yani? Hayır. O şimdi o sopayı nereden alacak? Oraya gelmese. Kim nereden? Kim görmüş bunu? Kim söyledi size elinde iki tane sopa olduğunu? O gören çoban söyledi. Evden niye alsın? Sokakta da yok mu tahta, o bu çubuk bir şey? Yok, öyle sokak çubuğu gibi değil. Peki siz eve geldiğinizde evin kapısı açık mıydı? Yoksa yine kilitlenmiş miydi? Ne durumda buldunuz evi? Hayır, kapalı. Kapalı buldunuz. Kapalı da kilitsiz. Normalde kilitler mi? Hayır. Peki annenizin evde Gürsel Bey, bir birikmiş parası, altını, bir şey olur muydu bir kenarında? Şimdi onu biz bilemeyiz. Ben ayrı yaşadığım için parasının olup olmadığını, ne kadar olup olmadığını ben bilemem. Bu Tepeköy'de sabah 8'de gören çoban, Mustafa, Muratçım, peki bir görmedik diyen var, sonra inkar eden var gördük deyip, o kim? İnkar eden, evet. Önce gördüm sonra görmedim diyen, aslında o iki değnek de işte çelişkili ifadeler arasında bulunanlardan bir noktada bu aslında. Çünkü önce gördüm diyor, sonra görmedim diyor. Çelişkili ifadelerden dolayı gözaltında şu an bu çoban. Şimdi görüldüğü iddia edilen Tepeköy'le arası, evin arası 6,5 kilometre. Evet, 6,5 kilometre. Gecenin saat 1.30'uysa eğer... Bu 6,5 kilometrelik yolu bu kadın niye gitmiş olsun? Yürüme zorluğu ya da yaşa bağlı herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Biliyor muyuz bunları? Yok, normal işlerini görürdü, rutin işlerini. Öyle rahatsızlık yoktu yani. Bir akıl hastalığı var mıydı? Psikiyatrik bir rahatsızlığı? Öyle bir şey de yoktu. Son zaman bir unutkanlık vardı. Peki 6,5 kilometre yolu yani normal bir tempoda yürürsen 10-12 dakikada yürürsün 6 kilometre yolu. Ama burası, evet. Muratçım, evden görüldüğü iddia edilen bu tepe, Tepeköy, yani inişli, çıkışlı, yokuşlu filan anladığım kadarıyla. Gece 1.30'da evet. İki tane sopayla görmüş de orada arama çalışmaları yapıldı. Şimdi Ayşe Hanım'ın izine rastlanmadı ama
en azından iki tane sopa bulunurdu, bir şey bulunurdu. Hiçbir şey ize rastlanmıyor. Ayağından ayakkabısı çıkardı, bir şey olurdu gece vakti yani. Hiçbir şekilde bir ize rastlanılmıyor. Aslında bu değnekleri alıp almadığı noktasında da net bir bilgi yok. Eve girip girmediği noktasında da net bir bilgi yok. Eve girmediği düşünülüyor aslında. Tam tersi eve girmediği düşünülüyor. Ya o anda başına bir iş geldi, bir şekilde köyün dışına çıkartıldı ya da dediğimiz gibi kendisi o mesafeyi yürümek istedi bir nedenden dolayı. Ama şunu söyleyelim, eve girip girmediği, değnek elinde olup olmadığı noktasında net bir bilgi yok. Hayır. Eve girmediği düşünülüyor bunun aksine. Ve şunu söyleyelim, sabah saat 8.30 civarları bu çoban gördüğünü iddia ediyor. Gece saat 1.30'da kameralara yansıyor, köyün çıkışında kameralara yansıyor. Bu mesafeyi çok kısa sürede sizin de ifade ettiğiniz gibi alması gerekiyor Tepeköy'e gittiği için. Sabah 8.30 civarlarında orada neden gördü, orada neden geziyordu? Elbette ki bu soruların cevabı şu an gözaltında olan... Hocam? Bu kamera görüntülerinde sopanın gözüküp gözükmediği belli değil herhalde. Evet. Gözüküyor. Gözüküyor mu sopa? Peki köyde evet, köpek gözüküyor. Mi vardı? Yani sopa alması için bir sebep var mı? Her iki eline birden. Hayır, şöyle bir şey var. Koyunları savuştur karşılardı. Babam koyun otladırdı. Ona karşı gider gibi gidiyor aslında, unutuyor da. Sanki unutup. Kocasına karşılamaya gidiyor gibi... Hep öyle mi karşılardı evet. diyorsun? Evet, demans, evet. Bunama başlangıcı. Yardıma olabilir. Gidiyor ona. Peki bu şey var ya Muratçığım, hani ilk gördüğünü söyleyen Metin Ç değil mi? Metin evet. Ç. Önce kendisini gördüğünü söylüyor, daha sonra bunu geri çekiyor bu ifadesini de. Bu kişi 8.30'da sabah tanıyor mu bir kere? Gürsel Bey, sen tanıyor musun bu çobanı? Çobanı da tanıyorum, o da beni tanıyor. Peki. Annenizi tanır mı? Annemizi tanıdığını bilmiyorum onu. Ya tanısın tanımasın, köylük yerde sabah 8.30'da 80 yaşında neredeyse bir kadını gördüğün zaman sorarsın, teyze ne oldu? Niye buradasın? Sabahın 8.30'u yolunu mu kaybettin? Bir şey hiç konuşmamış mı yani bu adam onunla? Yolunu kaybettiğini söylemiş. Onun konuştuğuna göre yani biz bilmiyoruz. Yolunu kaybettiğini söylediyse bu çoban hiçbir şey yapmamış mı yani? Çevirmeye çalıştım, çeviremedim. Bana inanmadı, gitmem seninle dedi diyor yani. Hayır, ne kadar doğru bilemiyoruz. İnsan bir telefon açar, tabii. Jandarmayı arar. Burada başıboş gezen bir teyze var. Allah korusun başına bir şey gelir der. Bunların hiçbiri yapılmamış. Tabii. Neyse Muratçığım. Üzerimde telefon yoktu diyor bize. Çoban. Yoktu. Çoban üzerimde telefon yoktu benim diyor. İnanıyor musun? Pek de inanmıyorum şimdi. Konuştuğuna da inanmıyorum şimdi şu anda. Ya bir kere dağda bayırda artık çobanlık da yapsan telefon lazım. Tabii. Allah korusun sağlık sorunu olur, bir şey olur, başka bir şey olur. İnan, ben de çok inanmıyorum. Muratçığım anlaşılan hafta sonu siz oradasınız. Pazartesi gibi günü bu dosyaya tümüyle gireceğiz. Tabii ki araştırmaların da olacak bu konuyla alakalı. Eğer tabii pazartesi gününe kadar Ayşe Hanım, Ayşe teyze öyle ya da böyle bulunmazsa ya da Allah korusun başına bir şey geldiyse de dosyayı o şekilde evirip çünkü %50 cinayet üzerinde duruluyormuş yetkililer tarafından. Özellikle bu şüpheli beyanlardan evet. cinayet şüphesi tabii. daha ağır basıyor bize. Evet. Murat'cığım teşekkür ederim. Mehmet Tunçer'e geçiyorum. Antalya'dan geldi Mehmet Tunçer. Dün de yayınımıza çıkmıştı. O da eski aşkıyla evlenenlerden. Çocuğuyla beraber diyor, onu tekrar gördüğümde hadi gel madem benim yüzümden boşandın, yanlış anlaşıldı selamlaşmamız diyor. Çocuğuyla beraber kabul ediyor ama şu anda mağdur zannettiği Derya'dan sonra asıl mağdur kendisi oluyor. Yani bir evet. acıma, acınacak hale gelirsin mi diyorlar aynen Mehmet. Aynen oldum abla. Peki Mehmet'le devam edelim. İlk zamanlar işte benim ailem istemiyordu. İki çocuğu olduğu için istemiyordu. Ben dedim siz sesinizi çıkarmayın. Ben varım. Neydi sorununuz? Evlendikten sonra değişmeye başladı. Kandırıldı, boşandı. Karısı çocuğunu da alıp gitti, başkasıyla evlendi. Anlaşmalı bir boşanma yaparım, yazak olur, geri tekrardan evleniriz. Gençliğimi acıyorum ben. Antalya'ya yaradım, ben bu kadına yaramadım. Yani öyle bir insan ki, ipteki adamı ipten alır, ipe gitmeyecek adamı ipe götürür. Damadım haklı.
Peki pişman. Çocuklar sana mı baba diyordu? Ben kendine kızına kızım derdim, oğluna oğlum derdim. Mehmet doğru söylüyor. O çocuğu alıp sizden ricam babasına teslim edin. Onun iki çocuğu var. Bakarsa ona yeter. Eşi iddialara yanıt verecek mi? Mehmet bir yıldır görmediği evladına kavuşacak mı? Şimdi. Evet Mehmet, sana şu haberi verebilirim. Dün söylediğin gibi Derya evlenmiş. Evet. İki ay önce evlenmiş ama. İki ay önce evlenmiş. Kendisiyle görüşmeler sağladık. Onları bize şimdi kendisi de bağlanabilir. Ya da görüşen arkadaşım, istihbarat müdürü arkadaşım da anlatacak zaten ama... Öncelikle senin bir iddian vardı dün. Dedin ki kendi, yani öbür getirdiği çocuklar var ya ilk eşinden, onları da dövüyordu dedin. Evet. Ben elinden alıyordum evet. dedin. Doğru mu? Evet. Şimdi Derya'nın kardeşi Cemil'i tanıyor musun? Evet. Kayınbiraderinde, evet. eski kayınbiraderin. Evet. Cemil telefonda. Cemil merhaba. Merhaba. Cemil, Derya'dan haber var mı? Biz en son gittiğinden bu zamana hiçbir haber alamıyoruz kendisine. İki ay önce evlendiğini biliyor muydunuz? Evet, ondan yana Mehmet'ten daima mahkemeden dolayı telefonlaşıyorduk. Mehmet duymuş, ifade vermişler savcılığa. Mehmet'ten duydum ben. Ama sizi düğüne falan çağırmadı, tanışmıyorsunuz. Yok, biz gittiği kimi, gittiği adamı tanımıyoruz ki düğüne çağırsın. Şimdi Derya'nın... İlk evliliğinden de biliyorsun iki tane çocuğu var. Evet. Mehmet'le evli oldukları dönemde o çocuklar yanlarındaydı. Mehmet, Derya'nın o çocukları da dövdüğünü söylüyor. Ben alırdım ellerinden diyor. Sen böyle bir doğru şeye şahit ol. Öyle mi? Doğru söylüyor. Çünkü baba evinde de yapıyordu onu. Baskı kurmayı çok güzel seviyor. Baskı böyle, nasıl söyleyeyim size, elde tutmayı çok seviyor. 10 günde çok düşkün olan bir çocuğu, babaya çok düşkün olan bir çocuğu babayı unutturur yani. O derece bir insan. Ne diyorsun ya? Aynen, o derece bir insan. Baskıyı çok seviyor. Şöyle diyeyim yani, bu şekilde bunu kandırıp boşanıyor. Biz senden geri evleniriz. Sigortadan faydalanayım. Hastaneye gideyim. Tabii bunlardan bizim bilgimiz olmuyor. Bilgimiz dışında. Biz bunları arıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herhangi bir sıkıntınız var mı? Ya diyorlar işte kira sıkıntımız var da şöyle de böyle de. Tamam, size yardımcı olalım. Bir abimle bana ait olan arazimizi sattık. Kendilere gittik o zaman oradan. Siz beğenin. Bizimiz gücümüz yettiği kadarıyla size bir ev alalım dedik. Kiranız olmasın. Gerekirse çalışıyorsan çalışmazsın. Ben 4 gün oraya gittim. 4 gün eşine davranış şekline baktım. O çocuğu, Mehmet'in o çocuğun çocuğu Mehmet'e ne kadar düşkün olduğunu bizatihi gözümle şahit oldum. Evet. Benim olduğum yerde anne kesinlikle istemezdi. Çocuk beni görsün yeterli. O kadar şahit oldum. Ama bir buçuk senedir görmüyor çocuğu diyorsun. Unutturmuştur babasını diyorsun evet, yani. Evet, yeni kişiye baba dedirtiyorum. Onu yapabilecek bir abiyete sahip bir insan o. Akli dengesinde onun sıkıntı kesinlikle, var. Kesinlikle. Yani kesinlikle akli dengesinde onun sıkıntı var yani. Olmazsa iki tane çocukla Mehmet'e kaçmazdı. Oradan üç tane çocukla tanımadığı, bilmediği herhangi bir bilgisiz bir insana kaçmazdı. Siz de şimdi tabii biraz tepkinsiniz. Soruyorum, evet. Size soruyorum. Haklı olan insan mı kendi evinde oturur ailesini bekler, haksız olan insan mı bekler? Yani haklıysan zaten... Biz Gaziantep'ten Antalya'ya gittiğimizde Mehmet bizi bekliyordu. Kendisi yoktur. Karakola gidiyoruz, bize bir mesaj atıyor. Erkeklerden sistemim, iğrendim, hiçbirinizi görmek istemiyorum. Ardından Bursa'da gidiyor, tanıştığı birinden evleniyor. Üç tane de çocuk var üç yanında. Üç tane çocuk da meçhule sürüklüyor. Aynen, üç evet. tane de çocuk var. O baskı olayını inanıyorum ki Mehmet'in çocuğuna da yapacak aynı şekilde. Ve bu Mehmet'e evliyken seni çocuğa kurban ederim. Seni çocuğa göstermem boşanınca. Benim dediğim gibi olacak her şey. Mehmet zaten senin dediğin gibi davranıyor. Mehmet çalışıp geliyor. Mehmet'e giderken biliyordum Mehmet'in nasıl bir iş olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Olursa işi oluyor, olmazsa evde oturuyor. Ama, oturan... Mehmet'i suçlama sebeplerinden biri de sadakatsizliği. Yani beni çok aldatıyordu diyormuş. Evde huzurun olursa neden böyle bir şey yaparsın? Şimdi, yapıyor muydun peki sen de? İlk zamanlar yaptım. Şimdi şöyle bir durum var. Hmm.
bekarlığında tanışmış olmuş. Kimse dört dörtlük değil. Onu söyledi. Gittik Mehmet'in yanına. Mehmet dedi ki evimizin içinde huzurumuz yok. Huzurunuzu kaçıran sebep ne? Ben eve geldiğim zaman kapıyı açıyor. Nereden geliyorsun? Bu adam evden eve geliyor, oturuyor. Televizyon başında bizzat şahit oldum. Beni aradı. Televizyona baktığım yerde bana televizyonda kime bakıyorsun? Ya bu kıskançlık değil. Bu nefret ettirmeye çabası. Bir de hastalıklı bir durum yani. Evet, kıskançlık yani değil bu. Yani bu değil. Yani bu kıskançlıktan öteye çıkmış bir durum. Bu bizzat nefret ettirme çabasında ki bulduğu kişinin yanına gidebilmesi için bir bahane üretmek zorunda. Yani öyle bir nasıl diyeyim, aynı anda öyle bir şeyi kurma şeyine sahip bir insan bu. Peki, yani düşünün ki bize bile mesajında erkeklerden sinirim diyor. Ha biz diyecek ki gitsin oradaki çocuğunu okutsun, yine biz destek çıkalım. Ha biz o düşünceye sahip olalım ki kendi orada rahat yaşasın. Peki Cemil, bu ilk eşinden olan iki tane çocuğu var ya, onlar kız mı erkek mi? Bir kız biri olan. Bir kız bir erkek. Onların babaları da çocuklarının peşine düşmüyor mu? Mesela Mehmet çocuğunun peşine düşüyor. Onların babaları düşmüyor mu? Onun babası hiç düşmedi peşine. Bir sefer geldi, gördü. Ondan sonra devletin avukatıyla, işte örnek vereyim noteriyle, polis huzurunda geldi. Bir sefer aldı, götürdü, gördüler. O adam bir daha görmedi. Ha demek gelmedi ki zorluk de çıkarıyorduk adama ki adam devlet işte güvenlik güçleri kanalıyla görüyordu. Bir de buradan Derya'ya şunu söyleyeceğim. Yani senin küçük çocukların var. İkisi erkek. Hiç fark etmez erkek olması da, ama bir tane de kız var. Sen öyle ikide bir o çocukları alıp adamların evine gidemezsin. O çocukların her türlü güvenliğinden sen sorumlusun. Diyelim ki Mehmet iyi bir adam çıktı. Çocuklarına baba gibi, abi gibi davrandı. Ama her adam öyle davranmayabilir. Serap abla. Sen ikide bir o çocukları alıp tanımadığın bir adama işte bu senin baban ya da abi bir şey. Bu senin baban, bu senin baban. İyisi var, kötüsü var kızım. Hırlısı var, hırsızı var. Kız çocuğu var senin yanında. Erkek çocukları da tehlike altında. Tabii bakmayın canım, siz sadece küçük kızlar değil. Erkek çocukları daha fazla tehlike bravo altındadır. Dolayısıyla ne kadar sorumsuzca bir davranış bu yani Mehmet. Serap abla, çocuk 19 yaşında kızı. 37 yaşında bilmediği, tanımadığı adamı yanına nasıl bırakıp da gidiyormuş? İşe 3 var diyeli çalışıyor bu vatandaşım. Kız 19 yaşında mı? Kız 19 yaşında. O kadar büyük. Tabii tabii. Üniversite 1'e başladı. Sözüm bana üniversite kaydını yaptırmak için gitmiş ama üniversite kayıtları hiçbir şekilde yapılmamış. Yalan, hepsi yalan ifade. Oğlu kaç yaşında? 17 yaşında da oğlu. Oğlu. 17 yaşında da oğlu. Yani küçük değiller. Hepsine akılları yetiyor. Ama küçük yine de o adam senin, bu adam benim gezemezsin yani. Evet. Gerçekten gezemezsin. O çocuğu güvenip de nasıl bırakıp gidiyormuş hanımefendi? Madem bu kadar şey yapıyordu. Benim yanıma geldiğinde babası kendine söyledi. Kızım dedi, sen dedi elen adamın yanına dedi. Ne dedi çocuğunu götürün. Baba ben ona güveniyorum her şekilde dedi. Tamam bana güvendin geldi. Anası babası hepsi beni biliyor. Neyin nesiyim her şeyimi biliyor. Bu adamın yanına ne diyin gittin o zaman sen? Ayrıca senin çocuğun erkek olması da bir şey değiştirmiyor. Benim çocuğuma. Hocam da söyledi. O da yani her türlü tehlikeye açık. Benim kaç yaşında şu anda? Kendisi mi? Çocuk. Benim çocuğum 4,5 yaşında. 4,5. Sen 1,5 senedir göremiyorsun. Yani 3 yaşındayken bu çocuk bir tane adamla tanıştı. Baba diyor muhtemelen de ona. Tabii. Baba şimdi diyor abla. Pedagog görüşmesine götürmüş çocuğu. Adını söylemiş. Umut Ara. Soyadı. Öbür adamın. Baba ha? Babasını onu biliyor. Benim çocuğum. Öz babasını hiçbir şekilde ifadesinde de vermiş. Hiçbir şekilde öz babasını bilmiyor. Öz babasını unuttu. Benim çocuğumun babaya ihtiyacı yok. Benim çocuğumun babası var. O zaman sen niye o ebeveyni yabancılaştırma sendromudur. Direkt velayet vermese de bize. Madem ben bu kadar. Mehmet. Efendim. Bu abisi konuştu ya Cemil şimdi. Şimdi evet. Cemil'in beyanlarını mahkemede Cemil'i tanık olarak dinletip konuştursaydın çok da önemli bir tanıktı. Çünkü babalarından yani soğutuyor. 10 gün babalarının yanında kalmasınlar. Babalarından nefret ederler diye. Ailesi hakkında da şöyle bir ifade yani vermiş. Cemil mesela bu konuda güzel bir tanıktı yeğeni için. Yapabilirdi ailesi bunu. Hakkında da şöyle bir ifade vermiş. Ailesi kendisini, biz ailesiyle birleşmişiz. Kendisine baskı yapmışlar. Ailesi tekrardan geri kocanın yanına geleceksin. Bu kardeşi ama ne olursa olsun mahkemede önemli. Ve ailesinden ölüm tehdidi aldığını beyan etmiş. Cemil siz de ailece Derya'ya karşı bir şey var ama böyle bir uzak duruyorsunuz artık anladığım kadarıyla. Buna ilk gittiğinde 1,5 yıl zaten konuşmadık. Kendiler çıktı, Gaziantep'e geldi.
Biz güzelce geri barıştık. Bir şey olmamış gibi evlerine uğurladık. Sonra biz yanlarına bir haftalığına tatile yine gittik. Bir haftalık tatilde davranışlarını gördük. Bu davranışlar üzerine kendisini uyardık. Kız kardeşimi bu şekilde davranma, kocanı evinden uzaklaştırma. E bu bana diyor ki, gidiyor. İşte adam üzerinde lahim borularının içinde çalışıp gelen diye laflarda bulunuyor. Biz bu konuştuklarını daha önceki kocasından bildiğimiz için bu şekilde daimi uyarı yapıyorduk. Önceki kocasına da böyle iftiralar mı atıyordu peki? İftiradan ziyade saygısızca konuşmalar yapıyordu. Saygısızca, ha. Yani bak 1,5 yıl oldu. Yeğenimin biri 19 yaşında. Bak 1,5 yıldan belli dayı diye bizi arayamıyor. Buradan pay için ne kadar baskı kurulduğunu, özgürlükse sadece kendine yok bu özgürlük. Bravo, bak yeğenime de var bravo, ama arayamıyor çocuk. Yani çocuk da 19 yaşındaysa arasın ama yani. Ya anne baskısı çok felaket bir şey. Yani kötü olmak istemiyor annesiyle. Sözünden çıkamazlar abla kesinlikle. Şimdi yarın bir gün zaten size bağlanırsa zaten size bile konuşma fırsatı vermeyecek. Aynen öyle. Yok bu şu fotoğrafı çektim şundan geziyordu. Yok bu fotoğrafı çektim şundan yapıyordu. Ya bu önceki olanlarını fotoğraflarını görmüşsen bunları siler misin dersin. Bir huzursuzluğunuz varsa iki büyüğünü çağırırsın. Ama ne bu böyle üç çocuğunu alıp başka bir yerlere kaçıp gitmeler. Bu senin haklılık yani haklı olmanı kaynaklandırmıyor ki. Sen böyle her bir konuda ben haklıyım deyip o zaman şimdi iki sene sonra bu adamın da herhangi bir huyunu sevmeyeceksin. Bu adamdan kime gidecek? E bir de belki ondan da bir çocuk dünyaya getirecek. İşte onu diyorum yani kime gideceksin? Yani bir sene bu sonra arada bu... ben yalnız tabii bir iki fotoğraf gördüm seninle ilgili. Bunları da görmüş karın onu da biliyorum. Hiç hoş değil tabii yani senin de evli bir erkek olarak hani böyle bir... Evliliğim dışında olan şeylere bana silah bilmiyorum, olarak... Bilmiyorum onu bilemem ama hoş değilmiş hakikaten. Eğer bunu evlilik birliği içerisinde yaptıysan ama bunun karşılığı da üç çocuğu topla oraya git, üç çocuğu topla öbürüne git değil zaten. Cemil'in de söylediği gibi senin kız kardeşin Afide telefonda. Afide merhaba. Merhaba Serap Hanım. Afide yani şimdi kız tarafı genellikle çok iyi şeyler söylemez böyle durumlarda damat için ama senin kardeşin abinle ilgili. Gözlerinden öpüyorum ben. Hı. Çok güzel konuştu, çok dürüstçe konuştu. Evet. Yani ona çok teşekkür ediyorum ben. Sen doğruları konuştu. Sen ne diyeceksin peki Afide? Şimdi Serap Hanım ben Antep'te oturuyorum. Kendisi Antalya'da oturuyor. Kendisi bizim yanımıza geldiğinden beri zaten bizi aile olarak görmedi. Benim kardeşimin bir haftaya evlenince bir hafta mutluluğu sürdü. Sevgi bu mu Serap Hanım? Sevgi bu değil. Sen iki çocuğunla seni kabul ettiyse benim kardeşim bekar halinde sen bunu böyle yapmayacaktın. Senin nelerini çekti der ya yani niye sen benim kardeşime bu kadar gençliğini bitirdin? Benim kardeşimin gençliğini Derya bitirdi. Hayata küstürdü ya. Ne demek 1,5 seneden beri oğlunu görmemek demek ne demek? Mehmet evde neler yaşıyor? Çok acımasızca. Çok acımasızca. Çok acımasızca. Benim çocuğum azıcık okuldan geç gelse ben kapıyı gözlüyorum ya. Bir de yani niye gelmedi öbür diye. Tarafa baba dedirtmesi, benim çocuğumun babaya ihtiyacı yok zaten burada bir babası var. Bunlar babalığı ne zannediyorsunuz siz acaba der ya. Yani kendisi ne kadar anneyse benim kardeşim de o kadar baba. Tabii ki. Tabii ki yani bunun hiç kuşku yok sadece buna. Sadece kendisi getirmedi onu dünyaya. O çocuğun da zaten Allah'ım yani ne bileyim çekeceği çile varmış. Bazen Afide olmayan da hayır vardır derler ya. Zamanında ya, olmamış. Serap keşke Hanım, zaten zorlanmasaymış şartlar. De, bak biz zaten istemedik bunu. Kendisi evet. İstediği için biz ses çıkarmadık. Hayat senin hayatın dedik. Sen yaşayacaksın dedik. İyi düşün dedik. İşte Mehmet hepsini kabullendi. İstememeniz de onun bir türlü onu hazmedememiş o anladığım kadarıyla. Size olan tutumu da biraz istenmemekten kaynaklı ama yani hiçbir şey... Ama biz evlendikten sonra hani kendisiyle yavaş yavaş temasa girdik zaten.
Bunlar beni mesela tatile çağırdılar Serap Hanım. Abla gel, abla gel. Derya, ha Derya'dan bahsediyorum. Abla gel, abla gel. Eşime dedim ben çocuklarla gideyim, sen sonra gel dedim. Annemle çocuklarla biz gittik. Yemin ederim ki 15 gün kaldım ben orada. 15 gün bu kardeşimin burnundan fitil fitil getirdi. Ne yapıyordu? Bu içeriye giriyordu. Mehmet daha hani tartışmalar illaki duyuluyor değil mi? Tabii. He, dövüşüyorlardı. Mehmet dışarı çıkınca ne oldu ablam diyordum. Hani bizim için mi huzursuz oluyorsunuz? Hani biz gideriz diyordum. Yok abla, yok abla böyle söylüyordu hep yani. Bizi kırmamak için. Ama bizim için dövüşüyorlardı. Ve ben evimde böyle sana ne diyeyim? Evinin kirasına, elektrik suyuna kadar 15 gün kaldım diye kardeşime dili üstüne uzun olmasın diye ben onları kardeşime vererek evindeki mutfak, bütün mutfak eşyalarını hani yiyeceğini ne bileyim her şeyini almak üzere kardeşime parayı bıraktım. Evlerine eşyalarını aldım çıktım gittim oradan. Beni kovdu yani. Afide telefonda kal lütfen. Bütün uğraşlara rağmen Derya telefona bağlanmıyor ama Aybike Emen'le konuştu. Aybike telefonda. Bize, o kim? Bizim ekibimizden. Aybike bize anlatacak. Derya ne dedi? Aybike merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sence neden bağlanmıyor Derya? Serap Hanım, ben telefon konuşmamızı size anlatayım. Takdir sizlerin olsun. Peki. Derya Hanım'la telefonda görüştük. Derya Hanım, Mehmet Bey'le ayrılmalarının en büyük sebebinin Mehmet Bey'in Derya Hanım'ı sürekli aldatması olduğunu iddia ediyor. Hatta evliliklerinin birinci haftasında bilgisayarda, Mehmet Bey'in bilgisayarında kadınlarla alakalı uygunsuz fotoğraflar bile yakaladığını, bunu kendi ailesine söylediğinde, ben boşanmak istiyorum, aldatılıyorum dediğinde, kendi ailesinin baskı kurduğunu ve bu boşanmayı kabul etmediği için Derya Hanım'la susmak zorunda olduğunu iddia ediyor. Bir şey yok, yalan. Evet, devam etsin. Yalan. Evet. Aslında bu en büyük sebep gibi anlatsa da daha iddiaları devam ediyor. Bununla da kalmıyor iddialar. Derya Hanım'ın bir diğer iddiası da Mehmet Bey'in kendisine eğer evden gidersen senin ismini kötü kadına çıkarırım, seni rezil ederim el aleme diye tehdit ettiğini, bu yüzden Derya Hanım'ın bu iftiradan korktuğunu, evden bu yüzden gitmediğini sustuğunu söylüyor. Bu tehditten korktuğu için gitmiyormuş evden. Sonra birden korkmamaya başlamış evet. Demek ki. Evet. Bununla da kalmadı Serap Hanım. Bir diğer iddiadan Mehmet Bey, Derya Hanım'ın iş yerinin penceresinin önüne giderek montunun cebinden kesici ve delici aletler gösterip kendisine gözdağı veriyormuş. Kendisine zarar veriyormuş. Derya Hanım bunlardan da korktuğu için uzun bir süre evi terk edememiş. Aslında bu evlilik başladığından beri bitmişti benim için ama ben hep korkuyordum. Diyor. Böyle tam da bu sebeple terk edersin ya aslında. Tabii. Evet. Hepsi yalan abla. Derya Hanım diyor ki ben evi terk ettikten sonra kızımın okuduğu şehre yerleştim. Burada birisiyle tanıştım ama tamamen evliliğim artık bitmişti. Ben 2 ay önce bu kişiyle evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendisi çok düzgün bir insan. Çocuğum, hepimiz çok mutluyuz. Mehmet Bey eğer çocuğumu görmek isteseydi bir şekilde bize ulaşırdı. Demek ki kendisi de görmek istemiyormuş çok ki. Çok ayıp ama ya. Bu yüzden yani, bize gerçekten ulaşmadı diyor iddiası bu yönde. Yani Mehmet Bey'in çocuğunu görmek istemediğini söylüyor Serap Hanım. Peki iddiası niye çıkmış bu? O yüzden mi çıkmışım ben bu televizyona? O yüzden mi çıkmışım televizyona ben çocuğumu görmek istemediğim için? Şöyle iddia ediyor Serap Hanım, görmek istemiyormuş da televizyona çıkma amacı Derya Hanım'la tekrar barışmak, onu eve tövbe getirmek. Ya yüzünü şeytan görsün, ben onun yüzünü dahi görmek istemiyorum. Derya Hanım dahi. Eve döndüğünde Derya Hanım'ın babasının maddi imkanlarından tekrar faydalanmak olduğunu, yani Mehmet para için yayına çıktı diye iddiada bulunuyor. Allah'ım sen büyüksün ya. Şöyle ben seyircilerimize bir açıklama yapayım burada. Evlendiklerinde Derya'nın babası diyor ki benim evimde oturun, hani kiradaymış ev. Babası 1 milyona ev aldı. Hanımefendi madem bu kadar çok gururluydu neden o zaman tapusunu alamadığı için kaçtı gitti. Sonra Mehmetler oturuyor orada ama Derya çoluğu çocuğu toplayıp gidince bir süre sonra kayınpeder diyor ki oğlum Derya da yok, çocuklar da yok. Sen de çık. Adamın da belki oradan gelecek kiraya da satıldı. Hemen satıldı abla. Satıldı. Neyse. Satıldı. Yani kiracı hepsi yalan. Yani uydurmaca. Evle alakası yok da peki ben buradan Derya'ya soruyorum. Tamam, diyelim ki o görmek istemiyor. Sen neden ifadende benim çocuğumun babaya ihtiyacı yok,
Neden o ifadeyi vermek zorunda kaldın bir kere? Bu bir. Tabii. Böyle bir ifadeye çağrıldığına göre Mehmet bu konuda bir işlem başlatmış olması evet, lazım. Evet. Çocuğumu göremiyorum evet, diye. Süreçte hepsinde yazıyor. Ha. Şimdi böyle bir işlem başlatmasa diyeceğim ki sen kardeşim çocuğunu görmeye gelmemişsin buraya. Öyle olsaydı hukuken bir şeyler yapardın derim. Öyle bir şey de yok. Yapmış. Sen de bunun üzerine ifade vermişsin. Ve demişsin ki benim çocuğumun şeye ihtiyacı yok babaya. Onun zaten babası var. Evet var ama burada babası yani. Bunu çocuğu göstermemek için bir bahane olarak kullanamazsın. Başka bir şey dedi mi Aybike? Serap Hanım şu andaki evliliğinde çok mutlu olduğunu söylüyor. Yani hiç Mehmet gibi biri değil. Evlendiğim kişi çok dürüst, çok saygılı, beni hiç aldatmayan, işte benim gözümü arkada bırakmayan bir insan diyor. Şu an kendisi çok mutluymuş. Ben kesinlikle Mehmet'le, kendi ailemle hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Beni kimse aramasın diyor. Ben de şöyle sordum Serap Hanım. Yani ortada ortak bir çocuk var. Bu çocuğun nasıl biz ortak bir yol bulup görüştürebiliriz? Hani kendisi korktuğunu iddia ediyor ya. Hmm. Tamam o zaman biz bir şeyler yapalım, görüştürelim. Babası da çocuğunu görsün dediğimde bunun için kendisinin şu anda bir çözümü olmadığını sadece bir daha kimsenin onu aramaması gerektiğini söylüyor. Teşekkür ederim Aybike ama o öyle zannediyor. Yani Serap Hanım bak 1,5 yıl önce ailesi de bunu teyit ediyor. Hiç kimseye haber vermeden adamın birine kaçıyorsun gidiyorsun. Çocuğu göstermiyorsun ve şimdi babaya diyorsun ki o görmek isteseydi zaten görürdü. Gerçekten artık koca peşinde çocukları da sürükleyen bu kadın profilinden bıktık gerçekten. Ve bu çocuk babasına hasret olarak yani babası yokmuş gibi büyüyecek. Hasan Bey. Bu çocuğa bunu yaşatmaya bu annenin hakkı yok. Bunun lütfen hukuki olarak takipçisi kesinlikle olalım. Kesinlikle Mehmet'in ve yanında o çocuğu alana kadar da bırakmayacağız. Bırakmayalım bu Allah çocuğun velayetini. Ben çocuğumu versin gitsin yuvasıyla mutlu olsun. Madem bu kadar mutluymuş. Alınması için her bakın. Şeyi yapalım. Kendi ailesi bile zaten ortaya döküyor zaten ne olduğunu her şeyin. Yani kendi ailesi döküyor artık ortaya. Biz de bu işin peşini bırakmıyoruz Derya. Aslında yerini yurdun her şeyini de biliyoruz da biz istedik ki sen çık. Ya biz ayrılmış olabiliriz. Ben de evlendim ama çok mutluymuş. Ay hep mutlu başlıyorsunuz aman, zaten. Aman mutlu olsunlar ama. Hayır ama mutlu olsunlar ama. Mutlu ol mutlu yeter ki ama çocukları da babasından ayırmayalım. Ama bunun takipçisi olacağız onu da söyleyeyim ve o çocuğun velayetini alman için elimizden ne geliyorsa Allah yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Allah tek istediğim ne gerekiyorsa çocuğum. Yapacağız. Ben çocuğuma anne doğururum, baba doğururum. Ben çocuğumun bütün ihtiyaçlarını karşılarım. Annesi de olsun, babası da olsun ama kendisi doğru düzgün, medeni abla, şekilde. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben o çocuğu bulmak için 15 defa gittim geldim Antalya'dan Bursa'ya. Buldum adreslere. Gittiğim adreslerde ilk gittim bir yerde. Biliyorum, biliyorum. Öyle olmasa onu ifadeye çağırırlar mı? Bu mücadele hiç sayması da çok kötü. Çok, çok çirkin ama bunların hepsini ortaya dökeriz zaten. Yani hukuki süreçte bunların hepsi gelecek ortaya bu tabii. Deliller. Şimdi efendim 29 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da Bahçeli Evler Yayla Mahallesi'nde çalıştığı şirketin bir aracında 43 yaşındaki Ekrem Türk Dönmez 3 çocuk babası silahla vurulmuş olarak bulundu. Fakat şu soru hala soruluyor. Ekrem Türk Dönmez intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti? Ama deliller aslında o silahta Ekrem Türk Dönmez'in parmak izinin olmaması, elinde barut izinin olmaması, kendisi solak olmasına rağmen sağ taraftan eğer kendi canına kıydıysa ateş edilmesi gerekirken öyle olmadığı pek çok delil var. Bu dosyayı bugün açıyoruz efendim. Ekrem Türk Dönmez cinayete mi kurban gitti yoksa canına mı kıydı? Kardeşim intihar edecek bir kapasiteli bir çocuk değil. Bunun sonu cinayet. Öldürüldü eminim. Ekrem Türk Dönmez 43 yaşındaydı. 2014 yılında ölü bulundu. Cesedin yanında silah vardı. İntihar denildi ancak ablaları öldürüldüğünü düşünüyor. Kardeşim solaktır. Solak ama sağ elinle ve de barut izi çıkmamış. Cebinden çıkan notta ne yazıyordu? Mektupta benim ölümümün sebep eniştem, ablalarım. Kardeşimi
ya zorla yazdırdılar ama onun yazısı değil yani kardeşimin. Miras yüzü tar süsü mü verildi? Babamdan kalan mallara hem üzerine oturdular, kiraları alıyorlar, kiraları kimin aldığını bilmiyoruz. Ablaları kimlerden şüpheleniyor? Gelinimiz ve kızları panik içindeydiler. O da gelsin yüzleşelim. Bizim gelinimiz de girip çıksın, bizim gibi konuşsun. Soru işaretleri, şüpheler, karşılıklı suçlamalar. Erdem Türk Dönmez cinayete mi kurban gitti? Birazdan. Evet, rahmetlinin ablaları Aysun Liman, Ayla Türk Dönmez ve bir başka kız kardeşlerinin Serpil Hanım'ın eşi, enişteleri Şemsi Bey stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Başınız sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. 8 sene olmuş. Evet. 8 senedir karısı peki kocasının cinayete mi kurban gittiğini yoksa canına mı kıydığını sizin kadar araştırıyor mu? Hayır. Çünkü ölüm gününde de ben evine gittim. Oturma odasından benden kaçtı. Ablamlar dayanamadı. Zaten gelin hanım haber göndermiş. Cenaze evine gelmesin. Bizi suçluyor ya. Rahmetli amcamın oğlu karşıda ikiye bölündü cenaze. Ablamlar gelmeyince cenaze bölünce bazı insanlar gidelim. Bizden de şüpheleniyorlar. Biz de şüpheleniyoruz. Bir de zaten şoktayız. Ondan sonra gittiğimde gelini annesi işaret etti. Yatak odasına kaçtı. Ne ağlama var ne sızlama var. Ben olsam babası da kapının önünde yakasına yapışırım. Sizin yüzünüzde 18 yıllık evliliğim bittiyse ben yakasına yapışırım değil mi? Biz zaten pazar günü orada hepimiz oturduk. Ablam yanınca üstünü çıkardı. Biz kahkahalarla yandaki komşular duydu. Biz oturup muhabbet ettik ama gelin bir saniye kardeşimi ne yiyenlerim bırakmıyor bizimle dertleşsin konuşsun. Ondan sonra olayı ilk baştan bir konuşalım. Şimdi 2014 yılına dönecek olursak, 2014 yılında 29 Eylül günü kim olayı ilk duyan kim ve nasıl anlatabilir? Telefon. Peki Aysun Hanım buyurun. Serap Hanım, pazar günü biz hep birlikte kardeşler babamın evindeydik. 5 katlı bina. Kardeşim ve eşi çok anlaşmazlıkları varmış uzun bir süre. Biz güle oynaya o pazar günü geçirdik. Biz Sevimpaşa'ya gittik, yazlığa, babamın yazlığına gittik ve akşam üzeri beni oğlan kardeşim aradı, rahmet olsun oğlan kardeşim. Abla dedi, ben bu mirası fazla yükünü taşıyamıyorum, gelin yarın bir noterde buluşalım, bir Vatan Caddesi'nde bir yer, biz bölüşelim bu mirası. Ne mirası bu? Kısaca onu da bir söyleyin. Babamın mirası var. Babanız vefat mı etmişti? Evet, annemle babam aynı yıl. Aynı yıl vefat etti. Ortada bir miras var. Evet. Kaç kardeşsiniz? 4. Peki bu ne kadarlık bir mirastan bahsediyoruz? 4 katlı bina. 4 katlı bir bina. 4 katlı bir bina. Evet. Tamamı o mudur? Tabii. Bir de yazlık var dedi. Yazlık bir de yazlık var. Bir daire var. 3-4 arsa var. Arsa var. Ha. Bunları pay edelim dedi. Evet. Kardeşim razı geliyordu Serap Hanım. Biz Sevimpaşa'ya gittik. Bana oğlan kardeşim deyince abla... Gelin imza atalım, notere gidelim. Ben hemen o arada avukatımızı aradım Serap Hanım. Çağır Bey, bu imza nedir? Bizi imzaya çağırıyorlar oğlan kardeşim. Aysun Hanım dedi, sakın imza atmayın. Sizin attığınız bütün imzalar belli, bendedir. Siz feragat edecek olan yazlığı kız kardeşiniz Ayla'ya derhal Selimpaşa'ya gidin. Biz gittik Selimpaşa'ya Serap Hanım. Akşamı kardeşim aradı, gelin paylaşalım mirası. Oraya kadar öyle. Yarın pazartesi oldu Serap Hanım, 2014, 29 Eylül saat 5'te benim cep telefonum çalıyor. Beni niye paylaşmadınız? Arıyor. Bir dakika o evet, ana gelmedi. Yani vardı niye herhalde. Paylaşmadınız? Sonuçta 4 daire paylaşmak üzereydi. Olayı bir dinleyelim tamam. Sonra bu soruların hepsini soracağız. Tamam. Devam edin lütfen. Paylaşmak üzereydik, yarım kaldı tamam. Ölümüyle. Kaç, ne kadar olmuştu anne babanız vefat edeli? 7 ay. 7 ay. Peki devam edin. Telefonunuz çaldı. Benim telefonum çaldı Serap Hanım. Beni polis arıyor. Aysun Hanım siz misiniz? Evet benim. Serpil Şen ablanız var mı? Var. Ayla Türk Dönmez kız kardeşiniz var mı? Evet. Bir oğlan kardeşiniz de varmış. Onun da ismini siz söyleyin dedim. Madem bizi söylediniz dedim. Ekrem Türk Dönmez. Şimdi ben kız kardeşlerimi düşünerek Serap Hanım rahatsızlıkları var. Şeker, kolesterol bir saatten sonra. Onları hissettirmemek için soramadım. X mi yaşıyor mu?
O arada kardeşim telefona saldırdı. Aldı kulağımdan. X dediğini kız kardeşim duydu. Biz o aradan ablamdan sakladık hemen Selim Paşa'ya. O arada elimizde de bir poşet tapular var, evraklar var. Ablamın evine gidecektik anlaşmaya. Hoş yani güzellikle Serap Hanım, kavga falan hiçbir şey yok. Ama bütün fırtınalar eşiyle birlikte kopuyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani normalde 5 kardeşsiniz. 4 kardeşsiniz. Evet. Bir erkek, 3 kız. Evet. Doğru mu? Evet. Babadan ve anne ikisi de vefat ediyor. İşte apartman, daire, yazlık, arsa evet, vesaire evet. var. Eşit olarak bölünmesi lazım. Yani. Kim buna itiraz ediyor? Hiç kimse Serap Hanım. Kimse. Herkes. Eşi tarafı. Ha. Siz kardeşler aranızda anlaşıyorsunuz. 4'e bölünecek evet. bu. Ya da işte ev Ayla Hanım'ın olacak, öbürü sizin olacak, daire gibi. Siz zaten anlaşıyorsunuz aranızda. Daha oraya kadar bile gelemedik Serap Hanım. Gelmek üzereyken 7 ay olmadı. Hiç bu konular çok konuşulmadı. Acınız taze evet. vesaire. Peki o gün siz hep beraber kahvaltı yaptınız. Evet. Böyle bir konu yine gündeme gelmedi. Gelemiyor Serap Hanım çünkü eşi yanından ayrılmıyor. Kızı yanından. Eşi neye itiraz ediyor yani? Bravo. Mirasa yok. Eşi şuraya itiraz ediyor Serap Hanım. Aslında itiraz sözlü değil. Tepkisel yani. Gözlem yaparaktan tepki koyuyor beyine. Yani bizler kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktık. Sohbet ettik. İşte Ekrem dedim bak durum böyle böyle almışım. Evi satmışlar Serap Hanım. Evi de satmışlar. Muvazalı satış yapılmış hı hı. Avukat Bey. Hı hı. Kim satmış evi? Ekrem Bey satmış. Ha. Yani bir başkasına devredilmiş. Ama hileli yani satılmış. Miras olan başkaca evet, daireyi evet. hileli bir satışa evet. başkasına şimdi devredilmiş. O detaylara evet. gireceğiz ama şu evet. an olayı daha net anlamak için kardeşler yine de Ekrem Bey bir evi sizden habersiz birisinin üzerine muvazzalı geçirmiş. Yani satış göstermiş ama aslında değil. Ve karısının onu etkilediğini düşünüyorsunuz. Ve karısının bu mirasın eşit olarak bölünmesine karşı mıydı Aysun Hanım? Evet, evet, evet. Karşı evet, evet. Yani büyük payı biz alalım. Hayır, her şeyi kaynanayı, biz alalım. Kaynatayı baktım, bu mal benim. Avukatı da söyleyeyim. Kaynanayı, kaynatayı ben baktım. Ha. Babam sakın kızım gelin eline bırakma, bu beni zehirler diyordu. Son zamanda gelinden şüpheleniyordu babam. Gelinle de babam son zamanda bayağı bir söyleniyordu. Ben zor tutuyordum ortamı. Peki annenize ve babanıza gerçekten bu gelin mi baktı? Hayır, ben hayır. baktım. Herkes biliyor. Bağlanabilir hayır, kim? Hayır. Selim Paşa da zaten neden vefat neden böyle bir ikisi. İddiada bulunuyor? Malı alsın ya millet desin kayınpederi baktı haktır. Kayınpederine ne kadar süre baktı? Ya 2 ay babam düştü yatağa 2 ay ben baktım. Sonra o da vefat etti. Evet annem de o ara hastaymış biz fark edemedik. Tek tek konuşalım olur mu? Annem de o ara hastaymış fark edemedik. Annem yoğun babamın yedisi bittik bir hastaneye götürme hava alsın diye. Koa olmuş bitmiş ciğerler. Ondan sonra ben gittim oraya ortamı görüyorum bir değişiklikler var gelin. Bir hareketleri değişik. Son zamanda zaten abla biz annemin ölüm kağıdını alınca bir tuttu kolumu merdivende. Abla imza atacağım. Abla, tamam kızım atacağım siz beni çağırın dedim. Ne imzası istiyor? Bazı şeylerden binanın, feragat etmeniz lazım. Beş katlı binanın imzasını evet, verelim. Evet. Ha. Bizim hakkımızı verelim mirazı. Hani vereyim canım sağ olsun ne babama münasebet? Anneme. Niye veresin ne münasebet. Evet. Baktıysa canı kurban olsun yeğenlerim de var. Ben malımın peşinde değilim biz kardeşimin peşindeyiz şu an. Ondan sonra yeğenim Eslem. Hala hani verici şey imza çık. Tamam kızım dedim. Bir telefon çalıyor pazar akşamı. Biz Selim Paşa'ya gittik. Beni araba tuttu. Ablam çıktı. Seni Ekrem arıyor dedi. Çıktım. Cevap da veremiyorum. Başım çok ağrıdı. Araba tuttu. Beni patronum Alaaddin göndermiyor pazartesi toplanıp konuşmaya. Zaten pazartesi günü 3'te 5'te ölüm haberi geldi polislerle. X olmuş diyor. Biz amcamın oğluna haber veriyoruz. Selim Paşa'dayız. Benim yeğenlerim 11 tane kapıya gidiyor. Kapı açılmıyor. Hanımefendi bayağı soğukkanlı gelin. Annesi kızlar gelmeyecek demiş. Benim amcamın torunu saçmalama demiş teyze demiş gelinin annesine. Ondan sonra biz gerçeği olunca ablama anlatamıyoruz. Asiki Hastanesi eniştemin eşini orada götürüyoruz. Ablama iğne vurdu da kendine gelemedi ablam. Yırtı paraladı üstünü yani kolay bir şey değil. Bak hala yaşıyoruz biz bunu. Ondan sonra içeri almayacağım. Abla gel dedim ablama gel. Ben gideceğim dedim.
Babası oturmuş ayak ayak üstüne dükkanda. Niye bana bir soru sormuyor? Alaaddin ağacın altında, orada göreceksiniz. Alaaddin'le göz göze geldim. Alaaddin bana soru sormuyor. Kiracı babamın ölümünde geldi. Her şeyinde geldi. Alaaddin'in de parmağı var. Veya Ekrem'in ölümünü saklıyorlar bak. Ondan sonra şimdi ben... Bu Alaaddin kim? Alaaddin'le ilgili Alaaddin bilgi vereyim. Bizim... Çalıştığı yani kardeşinizin... Daha önce kiracımız oluyordu. Hı. 1983'te ablam evlendi. Kasım'da onlar Aralık'ta dükkanı açtılar. Biz bayağı Alaaddin'lerle içli dışlıyız. Kardeşim ne mal varlığı var, babamın ne parası var, Alaaddin'ler biliyordu. Babamın yüklü bir parası da var bankada. Ekrem Bey Alaaddin Bey'in yanında mı çalışıyor? Orada çalışıyor. Evet. Ama gelin Ecrin'e hamile kalınca Alaaddin'ler çıktı kendileri. Kardeşim de orada çalışıyor. Ne Alaaddin kardeşime gittim dükkanda alayım, dışarıda konuşalım. Ne oldu? Alaaddin izin vermedi. Esma konuşuyor. Zaten bazı kişileri verdik isimleri şüphelendiğimizi. Otopside de çok olaylar oldu. Ecrin Eslem zavallı ağlayarak çıkıyor. Ben Eslem'i çektim yalnız kalmasın. Dayısı çek biz. Dayısı dedi biz ne konuştuk? Hani dayısında parmağı var burada. Zaten şüpheleriniz var diyelim. Var. Parmağı var demeyelim şöyle ama. Şöyle bir şey diyeceğim. İşte. Babası biz görücü usulü Hanife evlendi. Babası gelip kızıma babamla tokalaşmış. Verdim gitti. Daha biz görmeden. Bir de bize baskı yapıyorlar. Yengeleri halaları duymasın. Duysun televizyona çıksa. Biz gene kapattık. Artık kör sakat alacağız yani. Tokalaşmışlar. Çünkü baba 5 katlıyı gördü. Oğluma diyor. Tapıyı da gösteriyor babam 18 yaşında. Adam alan memnun, veren memnun. Zaten mal için mezarlıkta da konuşmuşlar Ekrem'in orada. Hanife Ekrem'in malına. Ben bunun yüzüne de dedim Hanife'ye. Oğlunuz kardeşinize 18 yaşındayken babanız o binanın tapusunu üzerine mi yaptı? Hayır şöyle yazdı. Sağken benim, ben öldükten sonra, ama bir de tekbir koymuş oraya. Ne koymuş enişte? Şer koymuş. Şer koymuş. Ben ölene kadar tabii, oğlumun, tabii. Ben öldükten sonra tüm kardeşlerinin. Evet. Evet. Yok hayır. Nasıl? Öldükten sonra evladımın diye yazmış. Ekrem'in diyor sadece. Ekrem'in demesi lazım. Tapuda tabii siz öyle. İmza atmadan şer kalkmaz dedi ama biz gittik mi? Hayır. Memura. Yani demiş ki ben ölene kadar bu ev benim ama ben öldükten sonra Ekrem'in demiş. Doğru mu? Öyle ama sağ olduğunda kızım hakkınızı alacaksınız dedi. Yani. Bırakmayın gelini. Tabii böyle gelini. Bir şey varsa. Ama 4 kardeşlerse. Olur mu? Şöyle düşünülüyor. Mesela böyle bu tarz miras durumlarında o evin büyük çocuğu babayla birlikte çalışıp o apartmanı işte neyse işte. Bir de erkek diye herhalde. Erkekle beraber çalışmışlardır yani. Vesaire gibisinden babayla aralarında böyle bir bağ oluşuyor. Dolayısıyla da kızlar da hani evlenip başka bir yere gittikleri için böyle pek mirastan böyle pay almamaları gerektiği düşünür. Oysa ki ölüm hak, bravo, miras helal, herkesle eşit almak zorunda. Peki ama o biraz şöyle, da babalardan kaynaklı. O zaman yani, babanız vefat edince böyle de bir şey var ya, imzası var ya, siz dava mı açtınız? Açtık. Heh, Ekrem Bey'e dava açtınız ki. Ekrem ölünce gelin muhatabımız bravo. Oldu. Bravo. Şimdi babadan mirası paylaşılırken baba daha önce... Ben öldükten sonra bu 5 katlı bina oğlumundur dedi ya. Siz de tabii mirasçılar olarak Ekrem Bey'e dava açtınız. Hayır açmadık. Biz orada kardeşliği bağladık. Selim Paşa'yı bana verecek. Bunlar da razı geldi. Ekrem Bey de razı evet, geldi. Evet. Annemin üzerinde gelin bir arsa var. O arsa da bize. Ben de bunlara verecektim. Kardeşlik bölünmesin. Tamam okey. Kardeşim ölünce burada bir bit yemeği var. Biz Çağrı Bey'le işi bağladık. Kardeşimi gömdük. Biz Çağrı Bey'e vekalet verdik. Bunun peşine git. Bina ne oluyor? Çağrı Bey yani koydu. Ekrem Bey yaşasaydı evet. O binayı yine kardeşlik hatırına evet. Her ne kadar kağıt üzerinde kendi üzerine de olsa sizlerle paylaşacaktı. Paylaşacak. Ama onun ölümü olacak. Halinde mirasçısı kimdi? Karısıydı, çocuklarıydı. Evet. Dolayısıyla onun bu ben artık şu mirası paylaşalım diye sizi aramasından bir gün sonra aslında bir mağazada satış elemanıyken bir yatak firmasında... O gün araçla dışarı çıkmış. Dağıtım mı yapıyordu, ne yapıyordu? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir masa şey. Başında çalışıyordu benim kardeşim. Normalde masa başında. Evet, senet, ama, sepet, alışveriş yapma. Ama şey o gün diyor. Şirketin arabasıyla çıktı. Şirketin patronu kim? Alaaddin Bey. Peki o şirketin arabasıyla çıktığı gün ne oldu? Bize demesi. Öldü. Evet. O aracın içinde öldü. Hatta aracın görüntüleri de gelebilir. Tabii ki... Daha yeni açtığımız için konuyu çok fazla detay var. Özellikle adli tıptan gelen sonuçlarla ilgili ve de araçtaki izlerle ilgili. Bu aracın içinde işte şirkete ait aracın içinde Ekrem Türk Dönmez
hayatını kaybetti. Tek kurşunla evet. göğsünden vurulmuş evet. olarak bulundu. Adli tıp raporu, her şey elimize geçecek tabii. Bunu sizlerle de paylaşacağız hocam, Hasan Bey. Orada kardeşinizin solak olduğu, evet. kendisini sağ eliyle kendine zarar veremeyeceği açık bir dille ifade edilmiş mi? Bunu siz, böyle bir iddianız var çünkü. Var, bizim var. Evet. Evet. Peki bu kurşun sıkma olayının sağ elle bu tabancanın kullanıldığına ilişkin rapor var mı? Şeyde otopside okursan birkaç kişinin DNA testi şey var, DNA'sı varmış geçmiş kardeşime. Hmm. Biz de onu yeni öğrendik çağrıda. Olabilir DNA. Değil, orada bir atış mesafesi çok önemlidir. Yani bitişik atış mı yapıldı, uzaktan atış mı yapıldı? İkincisi şeyin nasıl derler, mermenin giriş açısı. Yani çünkü eliyle belli bir tutma açısı vardır kendine sıktıysa. Vücuttaki seyir açısı önemlidir. İşte sağ elle sol elle atıldığı da evet değerlendirilebilir bu atış açısına göre. Ama en önemli şey o mektup bir kere kendi el ürünümü. Grafolojik inceleme yapılması şimdi lazım. Hocam, o mektuba da gelmeden bunu hızlı geçmeyelim hocam, çok önemli. Hı-hı. Silahta parmak izi yok. Evet. Elinde swap izi yok. O da olması gerekir. Bütün bunları da yeri yani, geldikçe konuşacağız. Yani atış artının muhakkak bulaşması lazım. Yanlış, evet, muhakkak. Yanlış pozitif çıkabilir. Çünkü tütün maddesi kullanan insanlarda bazen barut izi çıkıyor. Çünkü tütün maddesinin içinde barut var. Ama yanlış negatif çıkma olasılığı yok gibi. Muhakkak ki bulaşacaktı oraya. Yani buna bir canına kıyma olarak değerlendirilmesi için gerçekten bu atış artıklarının o silah tutan elde olmamasının çok büyük ve haklı bir gerekçesi olması gerekir. Sadece atış artığı değil. Aksi halde bir atış artığının bulaşmama ihtimali yok. Silahın tutulduğu elde belirli bir yerde atış artığı olur. Tabii. Yeri de çok önemlidir atış artığı. Yani namluyu tuttuğunuz yer demiş. Kabzayı, mı? Kabzayı tutuyoruz. Barutun yayılması işte tetiği çeken parmağın bu tarafından baş parmağa ve arkaya doğrudur. Farklı yerde pozitif veriyorsa bulaştırılmış anlamına gelir. Hiç yok hocam. Yani hiç olmaz. Hiç yani. Yok. Bir, olmaz zaten. İki, peki tek atış, bir atış, iki atış, beş atış, on atış fark eder mi yoğunluğu? Hayır, etmez, etmez. Yani fark yoğunluk et. Olarak fark edebilir ama dağılım olarak fark etmez. Fark etmez. Aynı kesinlikle elinde barut izine rastlanmıyor. Yok, zaten silahta parmak izine rastlanmıyor. O gün tesadüfe bakın ki ilk defa aslında masa başında çalışan bir kişiymiş rahmetli. Ama nedense o gün araçla çıkması gerekti mi, gerektirildi mi onu bilmiyoruz. Alaaddin'in demesi yemek alıyormuş. Alo, yemek geliyor masalarına, ben şahidim bunlara. Hı. Yemek mi alacak? Nereye alacak? Kaç kişi, 2-3 kişi koca kazanla mı getirecekler? Orası dükkanın önü mü? İş hayır, yerine başka mi? Yer. Başka bir yer. Bahçeli ne kadar mesafe çalıştığı yerle bu aracın içinde cenazesinin bulunması, bu araçla iş yeri ne kadar mesafede? Nasıl desem gene bayağı bir var yani. 15-20 dakikalık yol var. Bir de en fazla 35 şey dakika olsun. Aynı ilçe mi? Yürüyerek arabayla daha çabuk olur. Aynı ilçe, Bahçelievler aynı. Aynı. Bir de Bahçelievler falan adım başı yiyecek içecek tabii dolu canım. Bir yer. Zaten bunun ana caddede dükkanları bir görürsünüz her şey var ayaklarının altında. Bir de şu da var, göğse atış yapıldıysa birden ölmez kişi. En az 3-4 dakika hayatta kalmış olması lazım. Ya arabanın şimdi atışı yaptı, arabanın içinde tek atış yaptı. Muhakkak hocam. Yani o atışı hocam yaptıktan sonra çünkü gerçek bir insan kurtulan herkesin söylediği net bir şey vardır. Çünkü temel içgüdümüz yaşa hayatta kalma içgüdüsü. O devreye giriyor, eylemi gerçekleştirdiği anda çok derin bir pişmanlık hissi ve kurtulma çabası geliyor. Ve orada arabayı açar kendini oradan atmaya çalışırdı. Birilerine haber vermeye çalışırdı. Alaaddin'in işçisi buluyor. Tabii. Tesadüf oralara gidiyormuş da yani buluyormuş. Ne güzel bir senaryo yazmışlar. Hiçbiri biri tutmuyor yalanlara. İşçi 15-20 evet. dakikalık mesafeye gidiyor yürüyerek ve orada evet, mı buluyor? Ekrem'i görüyor. Tesadüf işçisi görüyor. Ne polis ne kimse yok. Ve de silah sesini duyan da yok o hiç arada. Hiç kimse yok. Susturucu mu koydular? Ne yaptı? Araba lazım kan içinde olsa hiçbir ama şey yok. Ama susturucu olsa otopside çıkar. Onun belirtisi var. Yani susturucu kullanılmış silahın mermi giriş deliğinden tespit edilmesi hocam mümkün. Hocam o zaman patlayınca komşular oralarda ev var duyar biri. Muhakkak duyar. Sokak arası hocam. Yani. Bir aracın içinde. İşi mi beklediler ki anons versin Ekrem hayır, abi? Bir aracın başka içinde. Bir yerde vurup aracı oraya bırakmışlardı. Sonra ölüm gecesi yani Alaaddin, Hanife, Mustafa Bayır üçü mutfakta konuşuyorlarmış. Bizim tanıdıklar giriyor cenaze evi ikiye bölündüğü için bunlar susuyor.
Alaaddin daha bizim mutfağı bilmiyor. Nasıl giriyor? O kadar samimiyetlik nerede? Serap Hanım. Komşumuzdu diyorsunuz. Kiracımızdı. Sonra işte Ecrin hamileliğinden çıktılar. Babam çıkarmadı. Kendileri çıktı. Kardeşim gene o tarafta devam etti işini. Hani Ecrin yani kardeşinizin evindeki mutfakta. Evet. Cenaze günü. Evet. Bir de öldüğünde benim bildiğim savcı koyar telefonla cep cüzdanına. Bunu Alaaddin veriyor Hanife'ye. Abisi varken Alaaddin niye veriyor Hanife'ye? Benim kafam onu da almadı. Hanife bir dakika kim, şimdi. Hani, bir, efendim? Bir karısı. Karısı değil mi bir Hanife? Bir işçi. Evet. O aracı orada görüyor. Evet. İçeride bir cinayet. Yani ceset var. Evet. İlk yapması gereken polise haber vermek. Evet. Zaten polis oraya girişi çıkışı her şeyi yasaklar. Evet. Emniyet şeridi çeker. Kimse onun ne cüzdanına erişebilir, ben bunu ne alamadım. Telefonuna erişebilir. Burada bir şeyler var. Alaaddin polisten önce mi gitti ki oradan üzerinde rahmetlinin cüzdanını ya da işte... Vurduktan sonra vurmadan önce mi alabildi? Ah, onu bilmiyoruz. Onu aldılar mı? Böyle bir şey ama olamaz yani. Hanife gelsin sevaplasın. Cüzdanını telefonla almaz. Aklına dokunmazsınız hocam. Bir de katiyen dokunmaz. Kapıyı açıp o cesedi görmüştür muhakkak. Eğer o ona şahitse dışarıdan bakmamıştır. Muhakkak teyit etmiştir ölüp ölmediğini. Tabii. Öyle ararlar genelde çünkü. Tabii. İşçisi ama. Kalmaz canım, almaz. İşçisi ama. Yani Alaaddin'e haber vermesi... Önce tabii Alaaddin'e haber verilmez böyle durumda. Önce polisi ararsınız. Orayı ayağa kaldırırsınız. Evet. Belki adam yaşıyordur. Evet. Belki 5 dakika önce olmuştur. Bir tabii. Ambulans da gelir o arada. Siz o arada Alaaddin'i aramazsınız. Ya da Alaaddin o kadar çabuk emniyetten önce, efendim şeyden önce, ambulanstan önce gelip de bakamaz yani. Girip açıp da üzerinden telefonunu... Hiçbir şeyi alamaz, dokunamaz. İşte ne dönüyor, ne dönmüyor. Dokunmamalı. Burada öğreneceğiz artık. Sevgili seyirciler, haftanın son Gerçeğin Peşinde programı da burada sona eriyor. 2 günlük hafta sonu tatiliniz çok güzel geçsin efendim. Sağlıklı olun inşallah. Sağlıklı olun ki pazartesi günü saat 13'te Star ekranlarında yine Gerçeğin Peşinde programında buluşalım. Allah'a ısmarladık efendim.